Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Bu sabahtan da günaydın. Şimdi bu bölümde Ankara'dan yansıyanları aktarıyoruz. Gündemi sizlere iletiyoruz. Ekonomiye pencere açıyoruz. Ve ben günün bir özetini yapıyorum başlarken saat başı itibariyle. Neler var? Millet İttifakı'na dönük tartışmalar devam ederken hem CHP sözcüsü Faik Öztürk, CHP MYK sonrası hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı. İttifakta problem yok, her görüş söylenebilir, normaldir dedi. Parlamenter sistem üzerinde, bu sistem değişikliği üzerinde kurulmuş bir ittifak var ve sorun yok mesajı hem CHP kanadından hem de İYİ Parti kanadından geldi. Laiklik tartışmasına son noktayı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün AK Parti MYK sonrasında koydu. Vaka sayılarında artış devam ederken okullardaki süreç konusunda Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamaları var. PCR testleri velilerin izni olmadan yapılmayacak. Ancak gündemde bir süreç, bir yol haritası belirlenecek. Bu arada fahiş fiyat, gıdada, temel ihtiyaç maddelerinde, temizlik ürünlerinde, keza diğer ürünlerde nereye el atsak çok bağlı. Fahiş fiyatlara karşı denetim mekanizması da hallerde 10 ilde başladı. Peki durum ne, tablo ne? Bütün bunlara da bakacağız. Önce bir günün özetini vereceğim sizlere, ardından Ankara ve ekonomi diyerek devam edeceğiz bu saat dilimine. Önce arkadaşlarım haritayı getirdi ekranlara. Koronavirüs tablosu. Koronavirüs nedeniyle bir günde 231 kişi daha hayatını kaybetti. 230'un altına düşemiyoruz koronavirüsten hayatını kaybedenler açısından. 319 bin kişiye yapılan testte 24.613 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha aşı vurgusu yaptı. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı dedi. Vaka sayısının yeniden 24.613 olduğunu, 24.000'i geçtiğini söyleyebiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da uyarıları böyle. Ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 1,5 yıl aradan sonra geçilen yüz yüze eğitimi değerlendirdi. Okulların açık kalması artık sadece bir eğitim meselesi değil, milli güvenlik meselesidir dedi. 850 bin sınıftan 198'inde vaka nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı. 850 bin sınıf var. Bunların 198'i 2 vaka görüldüğü için eğitime ara verdi. Yüz yüze eğitime dijital ortamda uzaktan eğitime dijital ortamda devam ediyor. Bu 198 sınıf. Vakaların yaygınlaşması durumunda sınıflarla ilgili karar alınacağını ancak okulların açık kalacağını vurguladı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. 4 yaşındaki Salia'yı hatırlayacaksınız. Kayseri'de yaşayan Çakır ailesinin kızları 2 yıl önce nar yedikten sonra rahatsızlanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti. Salia'nın ölüm nedeni adli tıp raporuyla kesinleşti. 2 yıl sonra ortaya çıkan tablo şu: küçük çocuğu yediği nara sıkılan tarım ilacının hayattan kopardığı ortaya çıktı. O nardaki tarım ilacı nedeniyle çocuk hayatını kaybetmiş. 2 yıl sonra adli tıp raporuna yansıyan durum bu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, eski AK Parti milletvekili Resul Tosun'un laiklik anayasadan çıkarılsın önerisine itiraz etti. Buna olumlu bakmamız mümkün değil dedi. Gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz ifadeleri de vardı. Çelik, trajik, bunları konuşurken insanın kendisiyle de yüzleşmesi gerekir dedi. Çelik'e Edremit'teki kurtuluş törenlerinde zincire vurulmuş Türk kadınının yer aldığı gösteri de soruldu. Tam bir zekasızlık örneği. Ne tarihten, ne cumhuriyetten, ne kadın haklarından nasibini almış. Bu bir suçtur, hastalıktır ifadesini kullandı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Tekil söylem sonrası başlayan Millet İttifakı'nda sorun var mı, yok mu sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir kez daha yanıt verdi. Millet İttifakı'nda en küçük bir sorun yok dedi. Adaylık konusunda ise ittifak kimi aday gösterirse hep birlikte çalışırız ve seçimi alırız. Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu için yaptığı Fatih benzetmesine gelen tepkilere de yanıt verdi. Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Mustafa Kemal Atatürk, istiklal ve istikbal için feyz almamız gereken büyüklerimizdir. Bunu anımsatmak, bu büyük insanlara atıfta bulunmak, onlardan dersler çıkarmak hepimizin görevidir. Benim yaptığım buydu.
konuyu nerelere çektiler dedi. Fikret Bile'ye, Halk TV'den Fikret Bile'ye yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk hastaneye kaldırıldı. 86 yaşındaki Asil Türk ve eşi zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetleri nedeniyle hastaneye götürüldü. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Asil Türk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ve Afganistan. Afganistan'da kontrolün Taliban'a geçtiği 31 Ağustos'tan sonra Kabil'e ilk uluslararası uçuş yapıldı. Pakistan Hava Yolları'na ait uçak İslamabad'dan Kabil'e uçtu. Uçakta gazeteciler ve Dünya Bankası yetkilileri vardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan'da Taliban'ın geçiş hükümeti kurmasının ardından son durumu da paylaştı. Geçiş hükümetiyle işbirliğine uluslararası toplum temkinli yaklaşıyor. Mesajların verilmesi ve etkili olması için ancak ilişkilerin sürmesi gerekiyor. İlişkileri kesmek değil, ilişkileri sürdürerek mesajların etkili olması sağlanır dedi. Çelik, DAEŞ'i finanse etmekle suçlanan Fransız çimento firması Lafarge'a ilişkin Fransız Yargıtay'ın aldığı kararı da değerlendirdi. İnsanlığa karşı bir suç söz konusu. Sadece siyasi değerlendirmede kalmayacağız, hukuki olarak da takip edeceğiz dedi. YPG, PKK'nın o bölgede inşaatları, yapılanmaları hep tartışılıyordu, söz konusuydu. Buraya dikkat çekiliyordu. Bu noktada bu kaynağı nereden buluyor diye zaten söyleniyordu. Türkiye'den eleştiriler geliyordu. En son Fransız yargısı Lafarge'ı DAEŞ'i desteklemekten suçlu buldu. Dolayısıyla bu konuda biz de hukuki yollara da başvuracağız diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Gündemin ana başlıkları, ana hatları böyle. Bir gelişme daha var, onu da hemen ileteceğiz. Ozan Kelleci karşımızda. Çiftlik Banka, hepiniz biliyorsunuz, bilmeyen yok. Binlerce kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanıyor Mehmet Aydın. İkinci kez de bugün hakim karşısına çıkacak. 75.260 yıla kadar yargılanıyor ve 3.762 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor. Sanık Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısında. Detaylar ne olur bugüne ilişkin? Ozan Kelleci aktaracak. Biz de dinleyeceğiz Ozan. Günaydın Ebru Baki. Çiftlik Bank davasında artık ikinci perde aralanıyor. Çiftlik Bank'ın kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak ve İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada saatler onu gösterdiğinde başlayacak. Mehmet Aydın, mağdurların zararını gidereceğim diyerek Brezilya'dan 3 Temmuz'da Türkiye'ye getirilmişti. 7 Temmuz'da da tutuklanmıştı. 13 Temmuz'da da ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti o duruşmada şartlar uygun olursa Mehmet Aydın'ın hemen arkamızda bulunan Anadolu Adliyesi'nde 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirilmesi konusunda karar vermişti. Ancak şartlar şu an uygun oldu mu? Elimizde henüz bununla ilgili bir bilgi yok. Segbis yöntemiyle mi bağlanacak yoksa tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden bulunduğumuz noktaya mı getirecek? O konu henüz netlik kazanmadı. Şayet Mehmet Aydın Anadolu Adliyesi'ne gelirse burada mağdurlarla ilk kez karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz. Duruşma yaklaşık bir saat sonra başlaması bekleniyor. Bir önceki duruşmada aslında Mehmet Aydın'a mahkeme heyeti tarafından ardı ardına sorular sorulmuştu. Onlardan biri de yurt dışında mal varlığın var mı sorusuydu. Uruguay ve Paraguay'da bulunan 12 milyon dolarıma bu devletlerce el konuldu açıklamasını yapmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme teslime de Osman Naim Kaya tarafından el konuldu açıklamasını yapmıştı. Keza mağdurların zararını giderecek misin sorusu sormuştu yine mahkeme hakimi. Çünkü Mehmet Aydın Türkiye'ye döndüğünde aslında teslim olduğunda mağdurların zararını gidereceğim açıklamasını yapmıştı. O duruşmada Türkiye'de ve Kıbrıs'ta bulunan mal varlıklarıma el konuldu. El konulan mal varlıklarım mağdurların zararını gidereceğim bu mal varlıklarımla. Polisteki ifademi tekrarlıyorum, tahliyemi talep ediyorum demişti. Ancak mahkemede Mehmet Aydın'ın kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Mehmet Aydın hakkında pek çok suçlama var. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Çünkü Türkiye'nin çeşitli illerinden Çiftlik Bank'a yönelik suç dosyaları var aslında. Onlar da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek buradaki soruşturma dosyalarıyla birleştirildi. Peki Mehmet Aydın'a hangi suçlar
isnat ediliyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılma suretiyle dolandırıcılık gibi suçlar Mehmet Aydın'a isnat ediliyor. Mehmet Aydın'ın 75 bin yıla kadar hapsi isteniyor. Saydım Mehmet Aydın isnat edilen suçlar ama pek çok suç Mehmet Aydın isnat ediliyor. Birçok ilden Mehmet Aydın hakkında suç dosyası var. Onlar da burada birleştirildi aslında. Yıl 2018'i gösterdiğinde Mehmet Aydın yaklaşık 3 yıl önce arkasında 77 bin mağdur bırakarak 511 milyon lirayla sırra kadem basmıştı. Mehmet Aydın da bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma yaklaşık bir saat sonra başlayacak diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Ebru Baki. Ozan Kerlekçi, çok teşekkür ediyoruz. Gündeme ilişkin bir diğer gelişmede sanık Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank davasından hakkında birçok suçlama bulunan Aydın'ın bugün ikinci kez hakim karşısında olacağı. Dolayısıyla ilk davanın özeti, gelişmeler Ozan Kerleci bizlere aktardı. İzleyeceğiz süreci. Bakalım bugün hangi ifadeler, neler yansıyacak o mahkemeden. Ve Ankara, Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem'den alacağız Ankara gündemine. Günaydın Sibel, sana ve Ankara'ya. Günaydın Ebru, Ankara'dan da sana, İstanbul'a, tüm Türkiye'ye. Artık bir klasiğe döndü klasiğe. Bu selamlama. Onu zaten yapmazsam başlayamıyorum. Bekliyorum Sibel onu söylesin diye. Şimdi nereden başlayalım artık seçim? Ben de bu pası bekliyorum. Seçim sattı mahalleye girildi ya Sibel. Ekim'de de meclis açılacak. Sizin yoğunluğunuz yaz dönemi de öyle çok az yoğun değildiniz. Meclis açılmasıyla biraz daha artacak galiba. Şimdi CHP'nin hazırlıkları var. 1-3 Ekim'de bir Bolu'da kamp. O kampın amacı ne? Neler tartışılacak? CHP'ye ilişkin mesela 25 Ekim'de Tanju Özcan ifade verecek. Disipline sevk edilmişti uyarı yine talebiyle. Dolayısıyla 25 Ekim'de bir karar mı çıkacak? Bu Bolu kampından neler yansıyacak? Öyle başlayalım mı? Ekim hazırlıklarını da konuşuruz. Olur, oradan başlayalım. Tamam. Evet, aslında hem Ankara'da yeni yasama yılına yönelik hazırlıklar sürüyor. Bir yandan da aslında bakarsan seçim hazırlıkları da start almış diyebiliriz. Aslında sadece CHP değil, tüm partilerin bir hazırlıkları var. Mesela MHP'de de başlayan bir bölge istişare toplantıları var. 4 Eylül'de başlamıştı MHP'nin bu bölge istişare toplantıları da. 9 ilde yapılacak. Yapılmasına da başlandı dediğim gibi. Teşkilatla buluşuyor parti yöneticileri. Hem seçmenin hem teşkilatın nabzını tutuyor MHP'de o toplantılarda. Ayrıca parti politikaları da anlatılıyor. Cumhur İttifakı'na yönelik mesajlar veriliyor, vurgu yapılıyor. Buradaki amaç dediğim gibi hem yeni yasama dönemi hem de 2023 yılına yönelik hazırlıklar. CHP'nin kampı da bu çerçevede değerlendirilebilir. 1-3 Ekim tarihleri arasında, yani meclis açıldıktan hemen sonra CHP milletvekilleri de Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Abant'ta bir araya gelecek. CHP aslında benzer toplantıları daha önce de yapmıştı. Burada yeni yasama yılı değerlendirilecek. Yeni yasama yılında gündeme gelmesi beklenen olası yasalarla ilgili CHP nasıl bir strateji izleyecek, nasıl bir tavır takınacak, bu belirlenecek. Elbette hem 2023 hem de olası bir erken seçim söz konusu olursa CHP burada nasıl bir yol haritası izleyecek, bu da ele alınacak, değerlendirilecek. CHP'nin kampında bir anlamda bir istişare toplantısı olacak Ebru. Aslında bu seçim hazırlıkları demişken ve buna yönelik hazırlıklar demişken belki bu noktada Memleket Partisi'nin yapacağı kurultayı da hatırlatmakta fayda var. Memleket Partisi de 18 Eylül'de birinci olağan kurultayını gerçekleştirecek. Bu takvimde, bu tarihte ilan edildi. Bununla ilgili olarak da hazırlıklar başladı. Bir aday, genel başkan adaylığı içinde bir ön yoklama, eğilim yoklaması yapıldı. Oradan da Muharrem İnce tek aday olarak çıktı. Bunu şu açıdan seçim hazırlığı olarak da değerlendiriyorum. Yeni kurulmuş bir partinin
partinin seçime girilmesi için, girebilmesi için aslında bazı şartları da yerine getirmesi gerekiyor. İşte birinci olağan kurultayını tamamlaması gibi, parti teşkilatlanmalarını ülke genelinde tamamlaması gibi. Memleket Partisi de bu birinci olağan kurultayını yapmış olarak aslında o seçime girme şartlarından birini daha yerine getirmiş olacak. Özetle aslında Ankara'da şunu söyleyebiliriz. Ankara'da artık saatler hem 2023'e ayarlanmış durumda, bir yandan da dediğimiz gibi 1 Ekim'e meclisin açılmasına yönelik hazırlıklar da hızlanmış durumda Ebru. Tanju Özcan'ın CHP demişken söyleyelim mi? 25 Ekim'de mi karar? Evet. 25 Ekim'de Tanju Özcan savunmasını verecek Ebru. Hemen karar çıkmayabilir. Yani onunla ilgili olarak o tarihte Tanju Özcan yazılı veya sözlü bir savunma yapacak. Ardından da Yüksek Disiplin Kurulu bir değerlendirme yapacaktır. O tarihte de çıkabilir ama o tarihte hemen çıkmaya da bilir. Anladım, bir savunma karar. 25 ama Ekim'de. Ama takvim belli oldu. Belli oldu. Evet, o tarihte savunmasını verecek Tanju Özcan. Uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Tanju Özcan da zaten daha önce yaptığı açıklamada savunmasına vereceğini belirtmişti. Aslında kamuoyu önünde de özür dileyerek bir anlamda da zaten hatasını kabul etmiş oldu. Mahir Kılıç'a yaptığı en son açıklamada toplum önünde söylememem, anlatmamam gereken bir şeyi anlattığımı farkındayım da demişti. Bu espri konusuna evet. İlişkin. Evet. Şimdi dün MYK toplantılarında AK Parti ve CHP'de gündem ne olur diye sormuştum. Aktarmıştın. Keza gündem oldu. Hem AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in hem de CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün açıklamaları var. İstersen en çok tartışılan konu, yani nereden çıktı o tartışma, nasıl oldu bilmiyorum ama geldiğimiz noktada çok tartışıldı. Ve Ömer Çelik'in, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları bu tartışmalara son noktayı koydu mu? Başka konularda hangi mesaj aldınız gündeme ilişkin? Bir toparlamak gerekirse ne söyleyelim? O tartışmalar aslında Ebru, şunu hatırlatalım. Yeni Yargıtay binasının açılışı sırasındaki Diyanet İşleri Başkanı'nın da katılıp dualı açılış sonrasında başlamış. Ardından da Diyanet İşleri Başkanı'nın bazı açıklamaları olmuştu. O açıklamalar çerçevesinde başlayan bir tartışmaydı. Bu laiklik tartışması devam ederken de AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un laiklik anayasadan çıkarılmalı ya da istismara önleyecek şekilde yeniden tarif edilmeli şeklinde bir ifadesi oldu. İşte bu da bu laiklik tartışmasını daha da alevlendirdi. Bu tartışmaya CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da dahil oldu. Laikliğin istismar edilecek bir yanı yok. İstismara yol açacak bir durum yok ifadesini kullandı. İşte tartışma da zaten bu şekilde sürdü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu tartışmayı değerlendirdi dün MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada. Hem Resul Tosun'un açıklamalarına katılmadığını hem de CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine itiraz ettiğini ifade etti. Ona da katılmadığını vurguladı Ömer Çelik. Öncelikle anayasada laiklik ilkesinin korunması gerektiğini vurguladı Ömer Çelik. Laikliğin anayasadan çıkarılmasını söylemek aşırı bir ifade değerlendirmesini yapıldı. Bence de doğru bir yorum. Ayrıca anayasadan çıkarılması AK Parti'nin teklifi olamaz. Buna olumlu bakılması da mümkün değildir dedi Ömer Çelik. Anayasanın maddelerini de hatırlattı. Bence Ömer Çelik'in şu tespiti de önemliydi. Konuşmasını dinlerken o sözünün de altını çizdim. Laiklik toplumsal barışı sağlayacak bir mekanizmadır dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Ayrıca dediğim gibi CHP'li Engin Özkoç'un istismar edilmedi görüşüne katılmadığını belirtirken de bir ayrım yaptı AK Parti sözcüsü. İstismarın laiklik ilkesinden değil laikçi anlayıştan kaynaklandığını belirtti ve geçmişte yaşanan bazı olayları da hatırlattı. Yakın
yakın siyasi tarihe işaret etti. Bir anlamda 28 Şubat dönemindeki uygulamaları hatırlattı. Laikçi anlayışın ve bu davranışların laikliğe zarar verdiğini söyledi. Geçmişte sırf kıyafetinden dolayı okumak isteyen kız çocuklarının laiklik adına değil, laikçilik adına okul kapılarından geri çevrildiğini belirtti. CHP sözcüsü Faik Öztrak'a da soruldu AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un bu açıklamaları. CHP ise aslında Diyanet ve bu laiklik tartışmalarını şu aşamada daha çok bir gündem karartma çabası olarak görüyor. Yani CHP sözcüsünün açıklamaları bu yöndeydi en azından. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Resul Tosun deneyimli bir siyasetçidir. Anayasada laikliğin değiştirilemez maddeler arasında yer aldığını, hatta ilk dört maddeyi hatırlatarak değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddeler arasında yer aldığını Resul Tosun da bilir. Ama kendisine gündemi değiştirme ve bir spekülasyon yaratma rolü verildi şeklinde bir değerlendirmede bulundu Faik Öztrak. Ülkenin asıl gündeminin ise ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Bu noktada CHP'nin aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta yaptığı o fahiş fiyat artışlarıyla ve enflasyonla mücadeleye yönelik açıklamasına da bir eleştiri geldi. 20 yıldır ülkeyi siz yönetiyorsunuz, kimi kime şikayet ediyorsunuz dedi. Sen de başlangıçta aktarmıştın, özetler sırasında vermiştin zaten. Ticaret Bakanlığı'nın da başlattığı bir bu fahiş fiyat artışlarıyla ilgili bir denetim var. Hallerde yapılan denetime ilişkin CHP'den de bir eleştiri geldi. Polisiye tedbirlerle bu fiyat artışının, mutfaktaki yangının söndürülemeyeceğini savundu CHP sözcüsü Ebru. Peki hem fahiş fiyat, enflasyon, fiyat artışları, alım gücü noktasında eleştiriler vardı. Hem bu noktada denetimle mi çözeceksiniz eleştirisi, ama esas konu yani bu açıklamalardan, bu önerilerden sonra Ömer Çelik'in bu konudaki net yanıtıydı. Onu da özetledik. Bir ödül var. Ankara'ya gitti ödül. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü. Mansur Yavaş aldı bu ödülü. 21 ülkeden 32 aday vardı bildiğim kadarıyla. Avrupa Asya başkentlerine eşit metropol inşa etme vizyonu bu ödülün en önemli gerekçesi oldu sanırım. Nedir ödülün anlamı? Evet, şöyle özetleyelim. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülü bu ödülün adı ve Mansur Yavaş aldı. Mansur Yavaş da bu ödülü tüm Ankaralılar adına alacağını, kabul edeceğini belirtti. Avrupa ve Asya'nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme çabası ve vizyonu nedeniyle bu ödülün verildiği belirtildi. Yani burada Mansur Yavaş'ın halkın güvenini kazanması ve yönetim de şeffaflık anlayışı gibi kriterlere önem verdiği gerekçesiyle bu ödüle layık görüldüğü belirtildi Ebru. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Tebrik ederiz Ankara'yı da. Sonuçta Ankaralılar adına alınmış bir ödül. Şimdi gündemi özetledik. Var mı ekleyeceğim bir şey? Aslında bu kısa zamanda tüm gündemi de detaylarıyla aktarmış olduk. Çünkü gündem bu tartışmaların ışığında şekilleniyor siyasi cephede. Biz ekonomiye bakmadan önce senin ekleyeceğin bir şey var mı? Şu anda ekleyeceğim bir şey yok. Elbette o, yani konuştuğumuz konular var. Onlarla ilgili kulis bilgileri ve gelişmeleri takip ediyor olacağız o açıklamalar etrafında. Belki onları yarın daha geniş bir şekilde konuşuruz Ebru. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok hızlı, çok net bir toparlamaydı. Teşekkür ediyorum. Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem Ankara'dan yansıyanları aktardı. Ülkenin gündemi de siyasi cephede zaten böyle şekilleniyor. Ekonomiden de aslında bir madde bize ulaştırdı. Dün de konuştuk. Fiyatları tek tek bir yılda hangi ürün ne kadar artmış sizlere aktarmıştık. Ve o bu dün sabahta fahiş fiyat uygulamasına ilişkin 10 ilde hallerde denetim başladı. Ticaret Bakanlığı Bakanı Muş'un talimatıyla ekipler sahaya çıktı. O denetimleri artırarak sürdürdü. Dün itibariyle onun sonuçlarına da bakacağız. Kiminle? Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi hepsine bakacağız. Önce sanayi üretim verileriyle başlayalım. Şimdi İlk
ikinci çeyrekte %41,1'lik bir artış vardı. Zaten ikinci çeyrek büyümede %21,7 idi. Üçüncü çeyreğe başlarken Temmuz'da sanayi üretimi %15 artar deniliyordu ama hız kesmiş görünüyor ve %8,7'lik bir artış var. Aylık olarak bakıldığında ise Haziran'a göre 4,2'lik bir düşüş var. Bu Temmuz'a özel bir durum mu? Ağustos'ta toparlanır mı? Bunun en büyük nedeni ne diye baktık. Otomotiv sektörü çıktı. Evet. Çünkü tatiller Ağustos'tan Temmuz'a alındı. Çip krizi nedeniyle üretimde aksamalar oldu. Zaten yapamıyorlardı. O yüzden de öne çektiler. Normalde her sene Ağustos'ta yaparlar. Onu Temmuz'a çektiler. Onun etkisi mi bu? Büyük, büyük olarak bunun etkisi. Diğer etken de aslında bizim yani ilk çeyrek sonrasında yaşadığımız kur şokunun etkilerinin başlaması. Yani şu da var biliyorsun. Ham madde aramalı alıyorlar ve üretim yapıyorlar en nihayetinde. O yansıyan maliyetlerin de etkisi var bir parça. Ama daha büyük çoğunlukla tabii ki otomotiv ağırlıklı. Yani otomotivde vergi indi, biraz fiyatlar düştü ama otomobil yok. Çip çünkü yok. Kur arttı, yeni gelen otomobillerin fiyatı arttı diyecekler. Evet. Otomatikman gelen, almak isteyen insanlara vergi indiriminde bir anlamı kalmadı. Üretime de yansımış. Ama Ağustos'ta durum farklı. Evet. Çünkü Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ağustos'ta üretim ciddi bir artış göstermiş. Dolayısıyla otomotivdeki üretim artışı ve ihracattaki ciddi artış Ağustos ayında toparlanmayı yeniden gündeme getirebilir. Yıl sonunda da %10'a yaklaşan bir büyümede değişiklik olmaz diyorlar. Evet, doğru mu? Evet, olacak. Aynen böyle olacak. Aynen. Ağustos'ta üretim artmış, arabalar Eylül sonu gibi gelir artık. Evet, bu sene modeller farklılaşacak. Daha fazla model de gelecek. Dolayısıyla bizim açımızdan bakıldığı zaman otomotiv güçlü seyrini sürdürebilir. Evet. Çifte yeni bir kriz olmazsa. Bravo ama %56,1'lik ihracat artışı iyi bir Bunlar hep dış dünyanın tabii talepleri. Bizim de talebimiz yoğundu biliyorsun. Otomotiv üssü olmuşsun neredeyse. Üretiminin yarısını gönderiyorsun. Çok ideal bir tablo. Evet. Yani bu işte yalnız şunu eklemek gerekiyor. Biliyorsun bu sene fuarda görmüştük her yer elektrikli otomobildi. Dolayısıyla bizim hatta oradan çeşitli haberler de geldi. Örneğin Renault Türkiye'de işte elektrikli otomobile ağırlık vereceği ve buradan ihracat yapacağına yönelik. Dolayısıyla bu dönüşümü hızlı sağlarsak biz bu artışta ileride de yaşarız. Yoksa hani biz daha hani old fashion diyebileceğimiz eski model yani içten yanmalı motorlu arabalar üreten bir merkez olmamamız lazım. Aynen. Bu anlamda da bizim kendi yaratımımız da önemli. O yüzden de hani bu dönüşümü hızlı şekilde sağlaması gerekiyor markaların. Yani şöyle İthal araçlar, hiç benzin, dizel yok artık. Evet falan. Yani yerlinin dışında yabancı üreticilerin de burada üretmesi için teşvik edilmeli. Yani Volkswagen de burada elektrikli otomobil üretmek için. Geç kalmamalı. Evet, bunların buraya gelmesi lazım ki yoksa bunların birçoğu Doğu Avrupa'da kalır. O zaman da biz teknoloji transferini yerine getirememiş oluruz. Doğru. Bunun için uygunuz, çok müsait bir ülkeyiz. Yani buna örnek insan kaynağımız da mevcut. Sermaye de var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı elektrikli bir otomobil kullanıyor. Dolayısıyla bu örnek olabilir. Çok önemli bir davranış çünkü senin dediğin gibi Frankfurt Otomobil Fuarı'ydı. Şimdi Münih'te yapıldı. Münih'teki fuarda hiç benzinli otomobil, dizel otomobil neredeyse yok. Yoktu, çok hızlı bir dönüşümü orada da göreceğiz çünkü. Evet, evet, aynen. Bu pandemi de buna etki etti, bu hızlı dönüşümü. Dolayısıyla yani o dönüşümü yapmamız gerekiyor otomotiv sanayinde, inşaatı yaparız. Ağustos'ta otomobil üretimi artmaya başlamış. Dolayısıyla arabaları daha rahat ulaşabilirsiniz Eylül sonu itibariyle gibi bir durumda var, onu da söyleyelim. İnşallah. Devam edelim. Fahiş fiyat denetimi. Biraz önce de söyledik, Ticaret Bakanlığı talimat verdi. Nasıl bir denetim yapılmış? Giriş çıkış fiyatları kontrol edilmiş. Normal olarak. Fotoğraflara bakılıyor sadece. En büyük 10 toptancı hali izlenmiş. Ne çıkacak burada? Yani ya genelde küçük cezalar çıkabiliyor bazen ama ben henüz yani bugüne kadar bu fiyatı durduran bir sonuç çıktığını görmedim. Çünkü herkesin haklı olduğu taraflar var ve tabii burada şunu unutmamak gerekiyor. Yani burada siyasi şeyler de var. Yani sonuçta bu tip çıkarlar da söz konusu olabiliyor bir sürü hallerde. Üstelik bir de üreticiye gidip sorduklarında üreticinin de kendi şikayetleri var. Halcinin de kendi şikayetleri var. Dolayısıyla buradan ben somut böyle fiyatları aşağı indirecek bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Hep oluyor bunlar. Toplum belki biraz rahatlıyor. Diyor ki ne güzel bir denetim var ve en azından bak sahipsiz değil piyasa deniyor. Ki güzel bir şey ama yani bu denetimler daha çok bence sağlık açısından yapıldığı zaman bir faydası var. Yani ilaç denetimi vesaire. Ama fiyat amaçlı yapıldığı zaman bir sonuca varılmıyor. Çünkü zaten her şey faturalarla belli. Faturaya bakıyor. Ne diyebilir? Yani %100 arttırmışsın, üstüne kar koymuşsun. Ben böyle tespitler olsa zaten çoktan açıklanır diye düşünüyorum. Yani genelde çıkmıyor. Yani
Bu stoktan kaynaklanan bir şey değil. Bunlar taze sebze meyve. Stok yapıldı da yok. Dolayısıyla stokla da pek bilgisi yok. Yani patates vesaire soğanda bir dönem olmuştu biliyorsun. Hakikaten orada çıkar gruplar oluşmuştu. Yani depolara koyup, soğuk depolara. Ama ben burada öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bunun daha kökten çözülmesi gereken sorun olduğunu hep konuşuyoruz tarımın. Yani dolayısıyla da hani yani tarım gerçekten çok önemli. Ebru, bunu belki mesela bir izleyicimiz dün biz konuşurken ısrarla yazmış. Soğanın maliyetini biliyor musunuz? Bizi kurtarmıyor diyor. Yani üreten kesim evet kurtarmıyordur. Yani ama zaten sorun soğanın yani soğanın kendi yani soğan ürününün kendi maliyetinden ziyade soğan gibi ağır tonajlı bir ürünün taşınması, raflara şeylere konması, marketlere gelmesi vesaire zaten maliyet. Yani aradaki akaryakıt fiyat artışına. Daha yetiştirirken maliyeti evet, çok yüksek. Tabii ki. Ve oradan başlıyor tabii, ve zarar ediyoruz. Tabii yani diyor. Dolayısıyla evet yetişemez. Çünkü zaten hani esas maliyeti yaratan yani son tüketici açısından pahalı olduğunu gördüğün anda esas maliyeti aracılar aradaki zamanda harcıyor. Yoksa hasat edildiği zamanda değil aslında. Dolayısıyla o açıdan zaten onların şeye ihtiyacı var. Ve Ebru şunu söyleyeyim. Benim 60 kuruşa bunu satmam mümkün değil diyor. Şimdi gittikçe burada bir risk söz konusu. Çiftçilerin sayısında azalma olduğu. Aynen. Rakamlara bakılıyor. Ya yani bu rakamların işte neyin rakamları var? Kaçtı? Ya şöyle söyleyeyim. Çiftçi kayıt sistemi çiftçi rakamları var. Azalıyor. Bu son 10 yıla falan bakılıyor burada. 2,5 milyonlardan 1,5 milyonlara kadar geldiği ifade ediliyor ki bu çok tehlikeli. En son kayıtlı rakam yanılmıyorsam 1.9 milyon olması lazım diye hatırlıyorum. Bak, 2020 için. 2006 mı bu? Evet. 2006 yılı gözlüğümü almam lazım artık. İnanamıyorsun rakam hatırlıyor musun? 2006 yılında 2 milyon 781 bin çiftçi varmış. 2019'da 2 milyon 83 bine inmiş. Hı hı. 2020'de 1 milyon 803 bine düşmüş. 2 milyonun hızla altına inmiş. Yani 2021'de 1,5 milyon. Evet, bunu söyleyen tabii İstanbul Ziraat Odası Başkanı yani, yanılmıyorsam 2.8 söylüyor. 2.8 milyondan bu son rakamı. 1,5 milyona inen bir çiftçi evet, sayısı. Üstelik bu sene 30 Haziran'da uzatılmıştı onun sistemi. Neden önemli biliyor musun? Ne anlama geliyor bu? Çünkü çiftçi kartı alma, kredi alma, teşvik alma gibi tüm konulara devletten teşvik almak isteyen herkes bu sisteme başvurmak zorunda. Yani dolayısıyla aslında bu sistem kabaca tamam Türkiye'deki tüm çiftçi sayısını ortaya çıkarmaz ama bu tip yardımları yani kredi almayı, teşvik almayı sağlayan mekanizmalar buradaki kayıtlı kişi sayısı 2 milyonun altına indiyse gerçekten üzücü bir şey. Çünkü yaşanan şey demek ki o çiftçiler artık ürettikleriyle geçinemiyorlar. Arsalarını satıyorlar. Başka işler yapıyorlar. Tarım vesaire, için kötü. Vesaire. Evet. Aynen. İşte bu fiyatları konuşurken sen bu kadar dönüp destek dolaşıp verdik. Eve hani köye dön projeleri yaptık. Olmadı mı? Ya demek ki yeterli bulunmuyor. Çünkü anladım. Siz bir yerden destek yaparken bir yandan dolar kurunun uçması gübre fiyatını arttırıyor ve adamın elindeki tüm teşviği yok ediyor. Buhar ediyor. Zarar ediyor. Problem burada zaten. Yani finansal hareketler yüzünden, faiz ve dolar yüzünden hayatımızın hayat kaynağı olan ürünleri üretmemiz konusunda biz zorlanıyoruz. Mesela üretici bu. Böyle tüketici ne yapsın? Yani kime ne ya? Yani atıyorum patates üretisinden faizle ne ilişkisi olabilir düşünüyorsunuz? Altı değil işte. 6 liralık şeftali nasıl oldu da 15-20 liraya geldi acaba? İşte onlar da finansman yollarını kullanıyorlar. Onlar da kaynakları kullanıyorlar. Bu kaynaklar maliyetleri artınca da bu duruma düşülüyor. Aynen. Ve birçoğu da muhtemelen evet ben artık yani bu borçla çiftçilik yapmak istemiyorum diyor belli ki. Kredi üstüne kredi alıyorum evet. diyor. Muhalefetçe biraz önce Sibel aktardı ama eleştirisi var. Diyor ki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmekten bahsediliyor. Geçmiş olsun Allah aşkına. 20 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz diyorlar. Mutfaklardaki yangın polisiye tedbirlerle düşmez. Soğan depolarına baskınlar yapıldı. Ne oldu diyor Faik Öztürk. Fiyat etiketlerini göstermelik denetlediniz diyor. TÜİK anketörleri gelmeden hemen önce marketlere telefon açıp etiketleri değiştiriyor, iddiasını ortaya atıyor. Bu da muhalefetin iddiaları. Böyle yani tedbirlerle tabii fiyatlar da. Düşmüyor. İnsanlar bunu hissetmeye devam ediyor. İddiaların ispatı da gerekiyor tabii. Yani ne kadar şey
Evet, iddialar böyle. Evet, muhalefetin de iddiaları yeniden gündeme geldi. Polisiye tedbirler, etiketleri değiştiriyorsunuz TÜİK araştırmalarının önceki gibi. İşin kökenine inmek lazım. Zaten bu aslında hep söylüyoruz yani. Şeftalinin 15 lira olması değil yani. Nasıl öyle olmuş, kaça çıkmış tarladan. Üretici de benim maliyetim yüksek dediğine göre orada başka bir durum var. Onu çözmek, bataklığın kendisini çözmek gerekiyor. Kurutmak esasında. Gerekiyor. Hı-hı. Onu kurutmak gerekiyor. Şimdi sanayi üretimi artış, büyüme, nasıl büyüme? İstihdam yaratan büyüme, yatırımlarla gerçekleşen büyüme, teknoloji getiren büyüme, hep bundan bahsediyoruz. Buna bir örnek daha geldi. Şişe cam yatırımı. Evet. Şimdi Şişe Cam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman'ın açıklaması var. Yorumunu sen yap, ben aktarayım. Polatlı fabrikasının yeni üretim hattını açılışında konuştu. 1 milyar dün evet 1 milyarlık bir yatırım bu. Hatta 2 milyara da çıkabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapıldı. Fakat orada dedi ki İki yeni yatırım daha yapacağız ve toplam yatırımımız 4 milyar lirayı bulacak. Evet. Aslında 4 milyar lirayı aşan bir yatırımın haberini de yeni bir yatırım yaparken vermiş oldu. Şimdi şöyle 26 milyar TL'lik bir şirket Şişecam. Türkiye'nin gerçekten göz bebeği mirası, tarihi var içinde. Burada tabii şunu dikkate almak gerekiyor. Buradaki en önemli şey ne biliyor musun Emre aslında? Aramalı ithalatını kesen bir yatırım bu. Yani en büyük bu yatırımın sihri bu. Yani burada tüm sanayiye aramalı veren, yani Düzcam, Flot vesaire hepsini bir yere koyduğumuz zaman bunların hepsi aslında bizim... Flot hattını açıkla istersen izleyicilerimize, çünkü bu yatırım Flot hattı olarak da anlatılıyor. Evet, yani bu sonuçta bakıldığı zaman bizim bütün yani beyaz eşyadan tutun otomatik Düzcam bu aslında. O Düzcam yatırımı ama bütün mimari yani nitelikli cam, yani katma değeri yüksek cam üretimi yatırımı bu. Bu çok önemli çünkü biz işte konut sektörüne verdiğimiz önem ortada. Diğer taraftan bununla ilgili yaptığımız ithalat ortada. Bir ara biliyorsun Hindistan'dan, İran'dan, oradan buradan ithalatlar yapıyorduk ki kaliteleri tartışılıyordu. Dolayısıyla bu yatırımlar işte hani olmuş bitmiş herhangi bir şey değil bu. Geleceğe çok yani büyük bir gelecekteki sanayi üretim rakamlarına yol açacak. Artı da şu, unutmamak gerekiyor. Bu bir marka. Yani Şişecam bir marka. Dünyada çeşitli alanlarda ilk 5 ile ilk 3 arasında bir marka. Dünya, Türkiye'de bir marka, dünyada ne var denirse mesela Şişecam bunlardan bir tanesidir. Yani dünyada Şişecam'ı bilirler. Dolayısıyla en çok çalışmak istenen şirketlerden de biri. Söylemek ve sakınca yok herhalde. Yok, Türkiye'de böyle belirli bir 5-10 şirket var, onlardan biri. Sonuçta bu şirketler açıkça söylemek gerekirse yani katma değer yaratıyor. Yani aldığıyla, yani sattığı, ve çalışanın ürettiği, onlar da örnek oluyor aynı zamanda. Zaten dün Sayın Cumhurbaşkanı da bunların hep altını çizdi ve özellikle bu ülkenin katma değerli bilmesine katkı sağlayan herkese kapımız açık. Teşekkür ediyorum. Bu yatırımdan çok önemli. Biraz bahsedelim mi? Polatlı, Ankara'da Polatlı fabrikasındaki yeni yatırımda bu 1 milyar lira ama bu 2 milyar liraya kadar çıkabilir. Kapasitede 2 milyon tona ulaşacak Şişecam için. Şimdi iki yeni yatırım daha haberi verildi. Bunlar herhalde bir tanesi 1200 tonluk dediğin gibi o mimari cam, Düzcam yeni saha yatırımı. Bu Düzcam talebinin karşılanması amacıyla yapılacak ve 24 ay içinde tamamlanacakmış. Bir de 750 tonluk bir otomotiv camı yatırımı. Bu da çok önemli. Çünkü burada bir de aynı zamanda ihracat da söz konusu. Bir de otomotiv camına yönelik fırın yatırımı tamamlanınca... Kırklareli'deki hat mimari cam faaliyetine kaydırılıp oradaki kapasite daha da büyüyecekmiş. Evet. Yani. Dolayısıyla bu yani dediğim gibi hani katma değeri yüksek bir ürün üretilecek. Aynen. En önemli şey de bu. Sihri bu yatırımın. Cumhurbaşkanı senin dediğin sözleri söyledi. Polatlı, Şişecam Polatlı fabrikasında yeni üretim hattı açılışında. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri var. Keza öyle olmalı. Bundan sonra da Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz dedi. Çünkü Türkiye'nin bu yatırımlara ihtiyacı var. Evet. Yani her bizim sektörde. Gerçekten her sektörde bu kadar önemli. Aramalı ithalatını kesecek, bizim dövizle mücadelemizi, boğuşmamızı sona erdirecek yatırıma ihtiyacı var. Mesele bu zaten. Bir şirketin çok köklü olup aynı zamanda inanılmaz bir teknolojiyle 2021'e gelmesini anlatan bir firma. 1935'te kurulmuş. Tabii, evet. Cumhuriyet'in ilk tütün fabrikalarından. Bankacılık sektörüyle başlayan bir serüven, sanayileşmeyle adımların atıldığı bir şirket. 1935 ve bugün en prestijli markalardan biri Türkiye'de. Yani bugün ilk 5 tane firma varsa dünyada adı duyulan Türk markası bunların en başından bir tanesidir. İstihdamı 12 bin kişiymiş. Ve giderek artacak tabii bu yeni yatırımlarla.
senin dediğin gibi cam ev eşyasında ilk 3'te, ambalaj ve düz cam da ilk 5'teymiş evet. dünyada. Hı-hı. 86 yıldır pazar payı artıyormuş. Bu gelişmişliktir cam biliyorsun. Yani gelişmenin göstergesidir. Yani bir cam üretimi, cam tüketimi ülkelerin gelişmiş şeyini gösterir. Yani işte plastikten cama geçmek de öyledir aynen. aslında. Çiçeklerde dolayısıyla de dünya cama geçiyor. Yani o yüzden de aslında bu çeşitli kategorilerde ülkeler sınıflandırılırken cam tüketimlerine bakılır. Yani ne kadar cam tüketiyorsanız aslında o kadar daha... Kaldırım boyutu gibi. Evet aslında değil biraz mi? Öyle, biraz öyle. Göstergedir yani. Kaldırım boyu ne kadar büyük, yüksekse eyvah denir. Arabalar ne kadar kaldırıma çıkıp yayalar ne kadar yola çıkıyorsa değil mi? Evet. Devam edelim. İhracat ve iç pazar anlamında da önemli. Ankara Polatlı'nın kapasitesi de 540 bin ton olacakmış. İstihdamda 315 kişiye ulaşacak ve Tarım Üniversitesi'ne destek sözü de almış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güneş paneli camları, sağlık endüstrisinde kullanılan evet, camlar işte başta olmak üzere. Bunların hepsi ithal olan camlar. Nitelikli camlar. Biz bu ithalatı kesecek yatırımlar bunlarda. Peki. Cumhurbaşkanı aynı zamanda 2023 hedeflerine dikkat çekti. Dolayısıyla biz ihracatı dedi. %1'in altındaki büyümeyi %5'e getirdik. 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı da 200 milyar dolara çıkardık. Hı-hı. Bu daha da yükselecek dedi. Evet. Bu yatırımları destekleyerek de buradaki makası da kısmamız gerekiyor. İthalatımız da 240 civarında. Onu o makası daraltacak yatırımlar bunlar. O yüzden sanayicinin önüne yani halı serilmeli bu anlamdaki sanayicinin önüne ve bu sanayici işte bu dış ticaret açığını kapatacak yatırımlar için hani gözü kara girmeli. Bu şirketlerin büyümesi eğitime de destek veriyor. Tabii. Yani teknoloji ilerlemesine. Çünkü büyük sermayeler var. Aynen. Teknoloji yatırımlarını ancak büyük sermayeler yapabiliyor ki gelişimi sağlasın. Yoksa hani eski şeyde kalıyorsunuz. Yani teknolojide kalıyorsunuz. İşte hani biliyoruz ya dün de konuşuldu. Üretim, yatırım, doğrudan yatırım, istihdam yaratma, teknolojiyi de önde olma, aramalı ithalatını azaltıp ihracatı arttırma, işte bu bir örnek. O yüzden de önemli. Bu kastediliyor. Ama biz nelerle uğraşıyoruz? Gelir dağılımını da bu yatırımlar düzeltecek. Eğitimi de bu yatırımlar destekleyecek. Mesela biz kiralarla da yani sebze meyve fiyatları, gıda fiyatları, temel ihtiyaç maddeleri fiyatları ve kiralık ev fiyatlarıyla uğraşmaya devam ediyoruz. Bir çözüm arayışı varmış. Şirketlere vergi istisnaları tanınarak kiralık ev üretmeleri sağlanacakmış. Yani ben bunu bugün neredeyse pek çok yayında neredeyse bütün aynı dille gördüm. Aldık oranın manşeti. Evet yani aynı dille gördüm. Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Yani bir İngiliz modelinden bahsediliyor. Avrupa modeli diyen var kendi içerisinde. Ama tabii ben açıkçası yani şöyle söyleyeyim. Zaten burada problem evin üretim maliyetinde. Yani evi üreteceklerse üretsinler eyvallah ama evin üretim maliyetlerinde problem var. Yani şimdi neden bunu söylüyorum? Şimdi modelin şey tarafı şu. Deniyor ki şirketler ev üretecek kiralamak üzere sadece ve kiralayacaklar. Peki üretsinler. Peki nasıl üretecekler? Ya yani bugün demirin fiyatı geçen seneden bu yana yüzde TL bazında %65 artmış. %165 pardon yanlış söyledim. Çimentonun fiyatı %200'e yakın dolar bazında artışını söyleyeyim size sadece %35-40 civarında dolar bazında artışı. PVC ham maddesinin artışı %230. Şimdi bunların hepsi ev üretiminde kullanılan şeyler. Şimdi burada problem ne zaten? Evin maliyetinde ya bu. Eğer gerçekten aslında ben bir İngiliz modeli, bir Avrupa modeli ise biz niye bunu yaşadık? Bu sürece niye biz girdik? Tamamen dolar kurundaki fırlama ve bütün bu ham madde fiyatlarındaki, dünyadaki emtia fiyatlarındaki artışın üzerine bizim de iç piyasada kurumuzun tavan yapmasından oldu bu. Dolayısıyla biz hani İngiliz Avrupa modelinin öte, biz öncelikle bu kuru tekrar aşağı çekebilecek Avrupa Birliği standartlarını, modellerini geliştirebilirsek o zaman zaten biz böyle bir modele ihtiyacımız yok. Yani vergi çünkü avantajlarıyla kiralık konusunda yok canım öyle şey. Zaten şirketler vergi mi ödüyor? Çoğu yatırım gösteriyor konut şirketleri. Ortada bir vergi yok zaten. Yani dolayısıyla ödenen bir vergi olmadıktan sonra indirim olsa ne olacak? Devlet yaptı. Yani o da şey, bu Çin değil ki burası. İstanbul'da yani, arazi yok zaten, arsa yok. Bir yandan da dün Kiptaş geldi, öyle zaman okuduk. Yani arazi üretmek zor, maliyetleri var. Dolayısıyla hani birden fazla açmazı var. Ben bu modeli çok düşünülmediğini düşünüyorum. Daha yeteri kadar yani yine şöyle sorun. Sorun bugün. Seneye değil. Dolayısıyla bugünün sorununu bu modelle çözmek mümkün değil. Zaten Türkiye inanılmaz bir konut üretti.
Bu en büyük başarısı. Zaten hani Türkiye genelinde üretildi. Ama hala böyle bir fiyat söz konusu oluyorsa, hala da riski konusu ve zaten unutma bunlar halihazırdaki evlerin değil, yeni evlerin konut fiyat artışları, yani boş evlerin konut fiyat artışları. O yüzden bu işte de yine tıpkı tarımda olduğu gibi merkezine inmek gerekiyor, maliyet kısmını indirmek gerekiyor. Maliyetini indirmezseniz kirada böyle yani garip noktalara gelir. Yani yine orada yine kura geliyoruz, yine faize geliyoruz yani. Merkez Bankası'na geliyoruz. Evet ya, Merkez Bankası değil, tüm siyasi çevrelere geliyoruz. Yani bu konuyla ilgili sorumluluğu olan herkese geliyoruz. Kur faiz kadar baskı oluşturuyor. Evet. Çünkü faiz şey nedeniyle konut satışları düşüyor. Çünkü %1'in üzerinde faizle almıyor insanlar. O zaman kiralamaya yöneliyor insanlar. Kiralamaya yönelince de bir eve 5 kişi kiraya geldiği zaman kapıya, tabii ki bir dakika o zaman ben biraz daha arttırayım diyor ev sahibi. Yani, ama orada da evin maliyeti sadece talepten değil, aynı zamanda kurun getirdiği maliyetten artıyor. Demir çelik fiyatı niye artar? Evet, yani sonuçta bu bir yatırım aynı zamanda. Yani birçok insanın yatırım olduğunu düşünürseniz ben bunu... %202 mi açıklandı? Evet. Yani bunların hepsinin açıklanmasının tek yeri finansal maliyetlerdir. Şimdi yapmaya kalksanız 2 yıl sonra konut bitecek. Tabii yani bu yangını söndürecek bir şey değil. Ama bence halihazırda bu model şimdi kamuoyu tartışır bunu ama yani bu hayata geçecek bir şey değil. Bugün tartışılacak zaten konulardan biri bu. Zaten şirketler var. Yani bir sürü ev sahibi olup ev kiralayan. Aksine o şirketler aslında daha da zor onlarla mücadele etmek. Çünkü bir avukat orduları var ve hani bakıldığı zaman aslında o anlar çok hani zaten yani olmayan şeyler değil bu arada. Burada daha sosyal konuta ve daha yeni yerleşim yerlerine odaklanabilir ama orta uzun vadeli projeler bunlar. Bugünden yarın olacak iş değil. Bugün kiralık ev arayanın sorununu çözmüyor. Maalesef, maalesef. Kripto paralara gelelim. Dün Walmart'ın Litecoin ödeme kabul edeceğine dair saat Türkiye saatli 16.30 sularında bir haber yayınlandı. Uluslararası ajanslar bu haberi geçti ama daha önemlisi mavi tıkla Twitter hesaplarından haber duyuruldu. Litecoin de paylaştı. Evet. Birdenbire 17 dakikada %33'lük bir yükseliş yaşandı ve Litecoin önce 175 dolardı sonra 233 dolara çıktı. Sonra bu haberi Walmart yalanladı. Litecoin sosyal medya hesabından duyuruyu kaldırdı. Tekrar 178 dolara düştü. Tabii Bitcoin'i de etkiledi. Yani bütün piyasaları etkiledi. Allak bullak etti. Yani evet. Ben şöyle söyleyeyim. O yüzden hani, 100 milyar dolarlık bir durum oluştu. Evet, yani bir de bu arada panik satışı yapanlar, alımı yapanları düşün. Öyle zararlı oluştu ki dün. Yani bu piyasada artık şu gerek bence. Normalde bir hisse senedi piyasasında bu yapılamaz biliyorsun. Yani böyle haberi koydum, çektim, öyle oldu, böyle oldu. Soruşturma başlar. Yani sermaye piyasası kurulları tarafından gerek Türkiye'de gerek Amerika'da. Dolayısıyla artık birileri yani bu kripto parayla ilgili bir yani Amerika olsun, Çin olsun, Türkiye olsun, herkes bunun ilgili denetim kurulunu kursa iyi olur. İyi olur. Apple'ı verin. Çok ben önemsedim. Şimdi zengin. Apple'ın fiyatını söylüyorum. Hazır mısınız? En pahalısı. Zaten fiyatlar da 20 binden aşağı olmayacak anladığım kadarıyla. Evet. Bugün Apple iPhone'un yeni ürünlerini 13 serisini tanıtacak. 4 model varmış. Bu hafıza yani saklama alanı iyice büyüyor. Depolama alanı iyice büyüyor. 13 Pro Max'ta. Ve fiyatı da Türkiye'ye yaklaşık şimdilik 30 bin liraya gelecekmiş. Valla aksesuarı vesaire 35 bini bulacağı söyleniyor ki o günkü kura da bağlı bu. Evet. Yani bu rakamın ne olacağı. Ama burada bu sefer olan ekstra şeyi de şunu unutmayalım. iPhone'un kendinin de aslında bir enflasyonu var. Yani dolar bazında da yükseliyor iPhone. Bir örnek vermek için söylüyorum sadece. iPhone'un 2010 yılındaki versiyonu 300 dolarken... Bugünkü versiyonu 899 dolardı bir önceki versiyonu. Bu dolayısıyla 2000. Dolar enflasyonuyla da yani dolar olarak da değeri artıyor. Zaten TL'de arttığından işte böyle 30 bin 35 bin gibi rakamlar çıkıyor artık. Yani hani dediğim gibi ancak konuşabiliriz yani bu rakamlar herhalde. telefonlarını inceleriz alanların. Yani, gözü gibi baksın insanlar telefonlarına öyle söyleyebilirim. Gözünüz gibi bakın hakikaten. Peki en ucuzu ne kadar 13 serisinin? Yani bu 30 35 en yükseği olduğuna göre 15'lerden falan başlayacak gibi görünüyor. 15 20'den başlayacak diye düşünüyorum. Yani en ufak olan versiyon öyle başlayacak gibi görünüyor. Nedir ya? Evet. Maalesef. Ya bizim vergilerimiz de tabii üzerinde bunun. Onu unutmayalım. Yani Amerika'daki 1000 dolarlık rakamın karşılığı bu değil elbette. Ya da 1100 dolarlık, 1200 dolarlık. 2000 dolarmış en pahalı soru. İşte değil. Dolayısıyla bizim üzerinde bir de vergilerimiz var. Gümrük vergilerimiz var.
O vergilerin de tabii etkisiyle biraz daha yüksek. Telefonda böyle veriyoruz zaten. Evet, aşağı yukarı. Kurla, vergiyle bir telefon daha alıyoruz. Her şeyi 2-2 alıyoruz. Çok zenginiz. Peki. Borsada 1438 puanı görüyoruz. Dünya borsalarında da böyle bir risk iştahı, iyi haber arayışı var. Her olumlu habere bir coşkuyla karşılık verme durumundalar. Dolar TL'de Merkez Bankası'nda gözler. FED de gelecek hafta toplanacak bizim Merkez Bankamızda. Ne söyleyecekler? İki Merkez Bankası, tüm dünya, yani biz iki Merkez Bankası'nı bekliyoruz, tüm dünya FED'i bekliyor. Euro TL'ye bakıldığında 10 liranın hemen altında. Euro dolar paritesi yeniden dolar biraz yükseldi. Parite, dolar değer kaybetti. Dolayısıyla orada paritede çok hızlı bir değişimin olmadığını da söyleyelim. Dolar güçlenme çabasında biraz zayıf kaldı. Öyle toparlayayım. Yine faizde bir aşağı yönlü hareket vardı zaten. Altın onsu 1800 doların altında. Petrolde delta varyantı talebi nasıl etkileyecek? Üretim de artmayacak. İşte talep de bazen talebe göre petrol fiyatları ya düşüyor ya artıyor. Garip bir hal var orada. Yani bu Covid'den çıkılacaksa tam anlamıyla petrol fiyatları evet yükselir. Altın düşecek. Dolayısıyla zaten o şey dansı yapıyorlar. İzleyicilerimiz altını, gram altını neden vermiyorsunuz diye sormuşsunuz. Çeyrek altını veriyoruz şu anda. 485 lira gram altın. Bizde çok değişmediği için bakmadan bile 485-488 lira falan diyebiliyorum çünkü. Dolayısıyla orada çok fazla bir değişim yok. Altında çok hızlı düşüşler görmüyoruz biz içeride kurdan dolayı. Bitcoin'de %9'luk bir yükseliş var. Çok yatay bir hareket. 382.356 lira bir Bitcoin'in TL karşılığı olarak verebiliriz. Dün Bitcoin de dalgalandı ama durulmuş o da. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kısa bir ara toparlayacağız. Habertürk'te para gündeme devam ediyoruz. Konuklarımız da hazır. Şimdi Habertürk yazarı Kemal Öztürk bizimle birlikte olacak. Sel bölgesinden de Kastamonu'dan, Bozkurt'tan o sel felaketinin yaşandığı bölgeden de yeni geldi. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Araştırmacı, siyasal iletişimci, Ender Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar bizimle birlikte. Hoş geldiniz, hoş günaydın. Hoş bulduk. Trafik iyi miydi? Yani nispeten iyi diyebiliriz. Bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Şaban Sevinç, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkürler. Günaydın Ebru Hanım, hoş bulduk. Ekonomi gündemine bakabildiniz mi? Yolda mıydınız az önce? Ben dinledim, dinledim. Faruk Hocam dinlediniz mi? Ben de arabada dinledim. Çok, dinlediniz mi? Çok yararlıydı hakikaten, çok şeydi. Yok, fahiş fiyat denetimleri hep siyasetin de konusu ya, acaba fiyatları düşürür mü? Gıda ve temizlik malzemeleri dahil birçok üründe çok ciddi fiyat artışları olunca bu fiyat artışlarının önüne geçmek için bir mekanizma oluşturuldu. 10 ilde haller, girdi çıktı fiyatları vesaire denetime alındı. Bir etkisi olur mu diye sorarak başlayayım. Yeni iPhone bugün saat Türkiye saatiyle 20'de Apple tarafından tanıtılacak. Beni de en çok vuran o oldu. 30 bin liraya telefon olur mu? Olur mu? Olur mu Faruk Hoca? Bu şey... buyurun Şaban. Pardon. Buyurun buyurun, Ankara'dan başlayalım. Yok. Ha, teşekkürler. Ya şimdi bu fiyat baskınları, fiyat kontrolleri işte her sene bugün konu gündeme geldiğinde, hayat pahalılığı gündeme geldiğinde hükümet böyle bir şey başlatıyor. Şimdi yine Ticaret Bakanlığı galiba işte fiyat denetimlerine çıkmış. İşte hani marketler, toptancılarda fiyat denetimleri yapılıyor. Ama bunların bir çözüm olmadığını geçtiğimiz yıllarda da gördük. Ebru Hanım daha önce de konuştuk burada. Geçen yıldı galiba yine Niğde'de patates ve soğan depolarına baskın yapmıştı işte Ticaret Bakanlığı ya da Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri. Ama bir sonuç çıkmamıştı. Yani hani hayat pahalılığını söndürmeye ya da aşırı fiyat artışını gıda sektöründe durdurmaya, önlemeye yönelik bir çözüm üretmiyor bunlar. Sadece işte kamuoyuna bir işte gösteri oluyor bir nevi hükümetin yaptığı. Bakın işte bu fiyatları işte şey esnaf, toptancı haksız yere artırıyor. İşte hükümetin ve ekonomi politikalarının bir suçu yok. Ama işte piyasada piyasayı kontrol eden aktörler
bu işte kontrolsüz fahiş artışlar yapıyorlar. Onlar yüzünden bu hayat pahalılığı yaşanıyor. Dolayısıyla biz de onların üzerine gidiyoruz. Bakın fiyatları kontrol etmeye çalışıyoruz falan gibi zabıta önlemleriyle böyle bir nevi kamuoyuna bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Ama bunlardan bir sonuç çıkmıyor. Biraz önce sizin de konuştuğunuz gibi aslında ekonominin bu fiyat artışlarının hayat pahalılığının temel sorunu herhalde işte ta Merkez Bankası'na kadar gidiyor yani faiz kur. Kura gidiyor tabii. Şeyi, kur, faiz politikası. Kıskacına gidiyor. Doğru. İşte dış ticaret açığı, dövize olan ihtiyaç, döviz kurunun işte aşırı pahalanması. Bütün bunlar hani genel ekonomideki şeyler, dengesizlikler herhalde bu hayat pahalılığını ve geçim sıkıntısını getiriyor. Ya bu marketlerdeki fiyatlar hadi stoklardan ya da işte toptancıların, esnafın fahiş fiyat üreticiden tüketiciye arada artıyor diye düşünseniz de üretici daha çok şikayetçi ama. Yani ev kiraları neden artıyor? İşte değil mi? Ev kiraları 4-5 kat arttı deniliyor. Şimdi ona bir çözüm arayışları var. Ama orada da hani makul bir şey yok. Bir çözüm önerisi yok. Ya genel ekonomideki dengesizliğin ve işte bu ta Merkez Bankası'na kadar giden yanlış politikaların belki piyasaya yansıması gibi görülüyor durum. Doğru. Anketlerinizde, araştırmalarınızda bu fiyat artışları çok daha her geçen gün daha hissedilir hale geldi mi? İnsanların bazı ürünlere ulaşması, yani temel ürünlere ulaşmasının çok zor olduğu bir ortam, zor bir ortamdır. Ki kaldı ki şimdi faiz de kötü ama kur daha kötü. Diyor ki üretici, benim diyor yemim, gübrem, taşımam, benzinim, mazotum, her şeyim, işçiliğim çok pahalı hale geldi. Kur artıyor, otomatikman fiyatlar artıyor. Her şey kura bağlanıyor. Kur düşünce bana hiçbir düşüş etkisi olmuyor. O yükseliş kalıyor. Şimdi faiz, kimse yüksek faizi de istemez. Ama bir yandan da faiz yüksek, bir yandan kur da yüksek. Böyle bir kıskacın içinde dünyada da enflasyon var. Bir de enflasyon ithal ediyoruz. Şimdi hem küresel durumu gözeteceksiniz, hem içeride bu kur faiz kıskacından insanları kurtaracaksınız. Hem de işte kur, yani faizi düşürmek, kuru düşürmek anlamına gelmiyor. Kaldı ki o zaman faiz de gerçekten düşmüyor. Böyle de bir kıskacın içindeyiz. En son yani, şimdi telefon niye telefon? Biz gıdayı konuşuyoruz, niye telefonu konuşuyorsun diyebilirsiniz ama 2021'deyiz. Çocuklar için artık bu temel ihtiyaç haline geldi bilgisayar, evet. Tablet. Bu telefonla hayatınız geçiyor. Bunu artık sadece konuşmak için kullanmıyorsunuz. Ve genç toplumsunuz. Gençleriniz yoğun. Onları teknolojiden uzak tutamazsınız ki. Gelişimleri için onu da vermek zorundasınız. Gıdayı da vermek zorundasınız. Ya her şeyi vermek zorundasınız. Şimdi tabii bazı siyasetçiler sanıyorum geçen yıl ekonomi okuması yaparken yani işte sokakta böyle bir sıkıntının olduğunu ancak kanaat önderleri ya da işte televizyonlarda, ekranlarda bir şekilde olumsuzluğu paylaşmak isteyenlerdir şeklinde bir okumayla çıkarıyorsun cebindeki telefonu gibi bir yaklaşımdan sonra bu telefon meselesi çok gündem oldu. Evet. Şu anda bakıyorum sokak röportajlarında falan da herkes bir süre sonra peki cebinizdeki telefon hangi marka, hangi model gibi bir böyle ironik de bir paylaşım yapıyor. Tabii böyle bir okumayla ekonominin şu anki içinde durduğu ya da işte sokaktaki bulduğu karşılığı okuyamama haline döndüğünü net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bence bu yeni iPhone'ları alabilecek kişi sayısı da o yüzden. Ya yeni iPhone eski fark etmez. Sonuçta Türkiye'de ciddi anlamda bir ekonomik kriz dönemi yaşanıyor. Bu tabii bugüne özgü bir şey değil. Pandemi akabinde herkesin bu durumdan bir parça etkilendiğini söyleyebiliriz. Kimisi dibine kadar çok derin düzeyde bunu yaşıyor. Kimisi biraz daha yüzeysel, daha çok işte ihracat yapanlarda vesaire gibi tanımlamalar yaparak bu pandeminin fırsata çeviren tarafların olduğu da yorumlanıyor ama mesele şu. Şimdi bende var, sende var, ötekinde var ama çevremizdeki diğer insanların hiçbirinde yok. Dolayısıyla bu var olmuş bir noktaya evirmiyor bizi. Eğer çevremizdekilerin gerçek manada ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntı söz konusuysa bu doğrudan
seni de etkileyen bir yere evriliyor. Çünkü artık borç istemeye başlıyor arkadaşın, daha fazla talepkar bir vaziyet oluşturmaya başlıyor vesaire. Bu o zincirleme halka halinde olumsuzluğun silsilesine dönüştürüyor vesaire. Şimdi biz araştırmalarımızda tabii Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda genelde işte başlıklar bellidir. Ekonomi, işsizlik, güvenlik, terör vesaire gibi işte sağlık, eğitim gibi başlıklar çıkabilir. Biz bu dönemde ekonominin olumsuzluğunu hissedecek düzeyde yükseldiğini görüyoruz ama bunlara ilaveten hayat pahalılığı ve enflasyon gibi ifadelerin özellikle kullanıldığında araştırmalarda alt başlıklarda, kırılımlarda görüyoruz. Sadece ev fiyatlarındaki artışlar, kira artışları ya da ev fiyatlarının doğrudan artışı, araçlardaki artışlar ÖTV'den kaynaklı bir şekilde karşımıza çıkmıyor. Hayatın her alanında ciddi anlamda bir sorunla karşı karşıyayız. 2 yıl önceki yaptığınız herhangi bir işin bedeli bugün 3 katına çıkmış vaziyet. Aynen. Bakın 2 katı bile demiyorum. 3000 civarında olan bir asgari ücret tutarının yani bugün hangi İstanbul'da 2800 lira şimdi İstanbul'da hangi bölgede 1000 liraya kira verdiğinizi düşünün. Tek çocuklu bir aileden bahsedelim. Şimdi çocuğuna baktırabilecek ya da işte o imkanı bulabilecek bir fırsatı da olmadığı için evde olan bir hanımefendi var. Anne çocuğuyla ilgileniyor. 2800 liranın ne kadarı kime yetecek bir düşünün. Yani 1000 liraya kira ev bulmak mümkün mü sizce İstanbul'da? Yok. Üzerine yaklaşık olarak 500 lira bir fatura ödeyeceksiniz. 1500 lirayla da 1300 civarında bir bedel kalıyor. 1300 lirayla da geçiminizi sağlayacaksınız. Yani bir pazara gittiğinizde ve bir markete gittiğinizde zaten olay tamamlanmış oluyor. Evet. O nedenle bu kadar işte buradaki fahiş fiyat artışlarını mutlaka bunu fırsata dönüştürenler vardır. Var. Maalesef bunu birçok başlık altında da görüyoruz. Daha da artar. Fakat şunu net söyleyebiliriz. Bunun fahiş fiyat artışlarıyla okunması rasyonel değerler üzerinden bir okuma olmadığını biz sokakta yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. İnsanlar gerçekten sıkıntılı bir vaziyetteler. Şu anda o krizi ciddi anlamda yaşıyorlar diyebilirim. Buradan hareketle işte kolluk kuvvetleriyle bunları kontrol etmek vesaire, bunlar olayın biraz daha paketlenme kısmı aslında algılanıyor. Seçmen nezdindeki karşılığı bu. Çözüm nedir? Çözüm birçok başlık altında hem muhalefetin hem iktidar partisinin, yani sorumlu olan hükümetin bu noktada ortaya koyduğu iradenin hangi düzeyde olduğunu seçmen nasıl değerlendirdiği ile alakalı okuyabiliriz. Ama burada hemen kim çözer noktasına geliyor? Ya şöyle, Türkiye'nin açmazlarından bir tanesi de siyasi olarak devam eden bu kutuplaşma zemininin üzerindeki yapılan tartışma. Öneriler şeklinde ortaya konulan projeler üzerinden bir yarış söz konusu değil. Hala işte biz alanımızı genişletelim, biz alanımızı mevcuttakini en azından set çekelim, bir yere gitmesin gibi bir yaklaşım üzerinden tutulan bir bakış açısıyla siyaset devam ediyor. Oysa ki muhalefetin ortaya koyduğu proje bağlamında bana deseniz ki bir araştırmacı olarak, bunları takip eden biri olarak sizi böyle doyuran, gerçek manada Türkiye'ye böyle ışık tutabilecek projeler var, muhalefetin de önerdiği güzel projeler var. Ama seçmen onları duyabiliyor mu? Seçmen bu okumayı yapabilecek fırsata sahip mi? Orada çok büyük bir soru işareti var. Çünkü henüz o tartışmaya gelebilmiş değil. Henüz ideolojiler, kimlikler ya da işte kim kimdir, necidir, şucu bucu üzerinden devam eden bir siyaset var. Yani olan yine vatandaşı oluyor. Her şekilde vatandaşa dokunan sıkıntılı bir durumdan söz ediyoruz. Şöyle maalesef de bir sıkıntı ve orantısızlık var. Bu orta alt gelir grubunu daha çok bozar. Şimdi siz konuşurken de aklıma geldi. Dün de düşündüm bunu. Bir ürün alıyorsunuz. O ürünü 5-10 yıl kullanabileceksiniz. O ürünün fiyatıyla markette haftalık alışverişinizin fiyatı aynı tutuyor. Bu müthiş bir orantısızlık.
İnanılmaz evet. bir orantısızlık. Gıda fiyatlarına bir şekilde başka bir çözüm bulmak gerekiyor. Çünkü gıda, temizlik, yani bunlar temel ihtiyaçlar. Kira, barınma ihtiyacı. Bunlar yaşamak için gerekli olan temel ihtiyaçlar. Yani siz 10 yıl kullanacağınız bir ürünü, kullanabileceğiniz bir ürünü haftalık gıda fiyatıyla aynı ödemeyi yapıyorsanız ikisine çok ciddi bir orantısızlık var. Yani dolar kazanarak mı yaşıyorsunuz gibi bir soru vardı biliyorsunuz. Dolarla mı maaş alıyorsunuz da doların kadarıyla görünce ama mesele o değil. Şey yani tüketim başlıkları altında o ürünlerin birçoğu bir şekilde dolarla karşılık buluyorsa yani ithal edilen ürünler üzerinden gidiyorsak yani ben şimdi tabii çevremde de bir araştırmacıyla bir araştırmacı olarak okuma yapmaya çalıştığımda hangi başlıklar üzerinden daha yoğun bir şekilde rahatsızlık söz konusu diye baktığımızda kimyasal ürünlerle ilgili yani özellikle işte deterjanlar, işte çamaşır deterjanı, diş macunu vesaire gibi şampuanlar vesaire. Bunlar çok üst düzeyde. Tamam bunları bir bakıma anlayabiliyorum. Neden? Pandemiden dolayı işte dünyada kimyasal ürünlerde bir artış söz konusu bulunamadı falan falan. Ama diğer yandan işte teknoloji o doğrudan dolarla zaten yani televizyon, dolara. Telefon, bilgisayar neyse bunlar da zaten dolarla. Peki ne kaldı geriye? Bakliyat işte ya da süt ürünleri var. Süt ürünlerinde yağ yani kaldı. Peynirin falan fiyatı, yağın fiyatı çok ileri düzeyde çok. Bir yere gelmiş vaziyette. Dolayısıyla yani bir kesime şunu söylüyorsunuz, bunların hepsinden sıyrıl ve şu artışı olmayan normal değerler üzerinde karşılık bulan şunlarla yaşa. Şimdi böyle bir şey yok. Buna çözüm nedir? Çözümle ilgili de inşallah sonumuz hayır olsun duasıyla bir noktaya evriliyor süreç. Sonra şucuydu bucuydu derken mesele yine geçiyor. Onları tartışmadan uzak bir yerde seyrediyor. Çok yazıklı bir dönem yaşıyoruz. Türkiye için söylüyorum. İki sorum var. Hem CHP'nin önerileri vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Gençlere otomobil. İşte gençlere ilk telefon ve ilk otomobil konusunda destek. Destek alan ailelerin çocukları için kamuda öncelik, iş anlamında öncelik. Böyle bir dizi gençlere dönük yapılacaklar, vaatler sıralandı. Bu vaatler hakkında ne diyorsunuz? Bir de 2023 hedefleri var. Savunma sanayinde büyüme var. Savunma sanayinde işte demin İşecam'ın büyük bir yatırımını aktardık. Evet. İşte bu yatırımlar 2023 hedefleri. AK Parti'nin çizdiği vizyon var. İşte ihracattaki rekor, büyümedeki rekor vesaire. Şimdi böyle baktığınızda ne düşünüyorsunuz diye soracağım. Bütün konuklarıma soracağım. Bir de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Aslında her tartışma biraz daha maliyet arttırıp Merkez Bankası üzerinde hal oluşturulan baskı daha kötü bir tablo yaratmıyor mu? Bir de bunu soracağım. Madem her şeyi kura bağlıyoruz. Ama onun öncesinde Kemal Öztürk'e şunu da sorayım. Sadece gıda fiyatları bu saydığımız maliyetler nedeniyle, küresel enflasyondaki artış nedeniyle değil, iklim koşulları nedeniyle de etkileniyor. Bir yandan sel görüyoruz, bir yandan da kuraklık görüyoruz, yangın görüyoruz. Siz sel bölgesindeydiniz. Bu anlamda önümüzdeki günlerde bizi ne bekleyebilir? Tabii bir de acı var, yani 15 kişi hala aranıyor. Ciddi bir selin yarattığı maliyet var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıkladı. Bir de aynı zamanda önümüzdeki yıllara ilişkin kayıplar söz konusu. Yaralar sarılırken bu kayıplar için siz ne dersiniz? Bizi nasıl etkiler? Ne gördünüz? Önce iki gün içerisinde yaşadığım çelişkili görüntüler ve ortam aslında konuştuğumuz ekonomik krizin topluma sahaya yansıma şeklini göstermesi açısından çarpıcıydı bana göre. Sakarya'nın en büyük otomotiv bayisine gittiğimde oradaki arkadaşıma en lüks otomobillerin taleplerini karşılayamadıklarını ve ellerinde otomatikte kalmadıklarını söyledi. Oradan çıktıktan sonra Kastamonu'ya doğru havaalanına giderken yoldan geçen bir devlet erkanının çok uzun lüks araçlarla dolu, korumalarla dolu büyük bir konvoyu yanımdan geçti. Kastamonu'ya indiğimde dağlarda mantar toplayıp
köylerde domates yetiştirip pazarda satmaya çalışan köylülerin köydeyken fiyatın 10 lira Kastamonu merkezine geldiğinde niye 20 lira olduğunu açıklamaya çalışıyordu orada birisine. Yani benzine şöyle zam geldi, gübre böyle oldu, yem sen böyle de bize anlat diye anlatıyordu. Son yüzyılın en büyük felaketini yaşandığı Bozkurt'a girdiğinde ise işte bu görüntülerde oradan bir spor sahasına kurulmuş çadırlarda bir aydan beri kalan Muğla'dan, Kayseri'den, Erzurum'dan gelmiş ormancıları, itfaiye erlerini, devlet görevlilerini gördüm. Yani birbiriyle çelişen görüntüler Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu da aslında gösteriyor. Bir tarafta dağda topladığı mantarı satmaya çalışan bir vatandaşın ekonomik gelir kaygısı, diğer tarafta ise lüks otomobilleri yetiştiremeyen bir otomotiv bayisi. Bir yanda bir aydan beri kimsenin haberi yok o insanların Bozkurt'ta çadırda kaldığını, ailesinden uzak kaldığını, ama bir tarafta da son derece lüks arabalarla çok uzun konvoylarla hareket eden devlet erkanını da görebiliyorsunuz. Bu bizim ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizliği, yönetimdeki dengesizliği, her tarafa sirayet etmemiş refah durumunu göstermesi açısından önemli göstergeler olduğunu düşünüyorum. Gelir dağılımı bozukluğunun bir örneği işte bu. Evet, Bozkurt'ta iki gün geçirdim ve gerçekten çok etkilendim. Bana göre Bozkurt'taki felaketin boyutlarını tam anladığımız kanaatinde değilim. Sadece ilk bir hafta o taşkın su görüntüleri, ürkütücü sel görüntülerini görüp oradan ayrıldı medya, ama bir aydan beri 25 bin kamyonluk çamur, kırılmış ağaç, moloz çıkarıldı o ilçeden. 25 bin kamyon yaklaşık 8,5 milyon metreküplük bir şey demektir. Bakın bu buraları eskiden dükkandı ve bu dükkanların hepsi yerle bir oldu. İlk belirlenen rakamlara göre 5,5 milyar liralık bir zarar var. Selin vermiş olduğu zarar. Ama orada 10 bin kişi bir aydan beri çalışıyor. 10 bin. Şehrin nüfusu 5 bindi. 10 bin kişi çalışıyor. Bu 10 bin kişinin kurumlardan getirilen teknik ekipler, malzemeler, araçlarla birlikte ülkeye maliyetinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Sadece Bozkurt'ta değil, Sinop'ta, Abana'da ve diğer şehirlerdeki sel felaketlerini düşünürseniz ekonomiye çok ağır bir yük getirdiğini görüyorum ben. Buna Akdeniz'deki orman yangınlarını ekleyiniz, buna diğer sel felaketlerini ekleyiniz. Türkiye son dönemlerdeki afetlerden dolayı bence önemli bir maliyet yükü bindi bütçenin üstüne, hazinenin üstüne. Bu da bizim vergilerimizden olacak. Başka da bir şans olmadığı için önümüzdeki dönemlerde zam olarak, vergi olarak bu tekrar vatandaştan çıkacak. Ama sokaktaki vatandaşa Bozkurt'ta sel oldu, o yüzden enflasyon oldu diye açıklayamazsınız. Bu sizin devlet yönetiminizde bir yedek akçe dediğimiz, kara günler için biriktirdiğiniz paralardan karşılanması gereken şeylerdir. O nedenle bunu vatandaşa açıklayamazsınız. Pazarda dolaştığınızda veya markette dolaştığınızda insanların yüzünün gülmediğini görürsünüz. Benim Ankara'daki siyasetçilere ya da ekonomi bürokratlarına önerim, çok sık olarak pazar yerine indirim günleri düzenleyen mağazalara, indirim düzenleyen marketlere çok sık olarak gitmesidir. Orada görecekleri tablonun insanların yüzünün gülmemesidir. Halbuki alışveriş insanların mutluluk veren bir şey, ama insanların yüzü gülmüyor. Sebebi de daha önce 50 liraya doldurduğunuz bir poşet şimdi 150 liraya dolmuyor. İnsanlar da her kapıdan çıkan bunu homurdanarak da aktarıyor. Ama bir yandan da büyüme rakamlarını gördüğünde de o da ayrı bir şaşkınlık yaratıyor. Daha önceki programlarınızda da çok sık dile getirdiğimiz büyüyoruz ama vatandaşın bütçesi niye büyümüyor? İşte bunu devletin, maliyenin, siyasilerin çok iyi bir şekilde, açık bir şekilde de vatandaşlara anlatması lazım. Neresi büyüdü de vatandaş niye bunu hissetmiyor?
neden büyüdük de bunu ne zaman hissedeceğiz? Bunu da öğrenmek vatandaşın hakkı. Tabii sabır için bir ışık, bir yol haritası görmek gerekir. O büyüme rakamlarının bir süre sonra hissedileceği düşünülür belki. Aslında gelir dağılımı bozukluğuna ve yaşanan sıkıntılara bir örnek Kemal Öztürk'ün aktardığı Şaban Sevinç. Ya bir yerde araba sırası bekliyor. O araba sırası beklemek de biraz araba üretimi aksadı iki ay. Çip krizi var. Dün tüm dünyada otomobil üretimi bayağı bir darbe yedi. Onun da etkisi var. Herkes araba diye koşmuyor yani. Alabilen alıyor zaten o %20'lik kesim de. Herkesin böyle bir araba alayım, ev alayım derdi yok şu anda. Öyle bir yani geniş bir kitleden bahsetmiyoruz onun için ama... Zaten işte, ben çok dar bir kesimden bahsediyorum. Heh, aynen. Ebru. Onu söylüyorum işte. Gelir dağılımı o kesim. Ondan sonra pazara iniyorsunuz başka bir kesim. Sonra dükkanını, evini kaybetmiş insanların yaşadığı sıkıntı. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Gelir dağılımı bozukluğu derken kim nasıl yaşıyor? Küçük bir örneği bu. Bunu Türkiye geneline yaymak mümkün diye söyledim zaten. Hani Türkiye'de de herkes arabaya koşmuyor ama bir kesimin derdi de bu işte yani. Onun da o anlamda gelir dağılımının bir örneğini aktardı Kemal Öztürk. Bu tabii ki fiyatları etkiliyor ama dedi ki bunu hani sel oldu, fiyatlar artacak diye anlatamazsınız ki, insanlar bunu yaşıyor ve mutsuz. Çözüm bulmak lazım. Şimdi bu fahiş fiyat denetimleri, diğer uygulamalar, büyümenin hemen hissedilmeyeceğine dair işte bir beklenti, ifade. Bütün bunlar biraz daha farklı politikalara doğru bir eğilim mi gösterecek bize Şaban Sevinç sizce? Ya umarız gösterir ama şimdi Kemal Öztürk'ün anlattığı hakikaten çok çarpıcı bu çarpıcı işte Bozkurt'taki olay. Orman yangınları. Bakın şöyle bir şey var Ebru Hanım. Şimdi Bozkurt'un nüfusunun 5000 olduğunu söylüyor Kemal Öztürk. Ama 10.000 işte personel, 10.000 görevli bir aydır o selin yarattığı hasarı işte temizlemek için Bozkurt'u tekrar hani işte yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışıyor. Bunun diyor devlete maliyeti olağanüstü diyor. 10.000 kişi, 5.000 kişilik işte kasabayı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Peki Bozkurt'taki selin yarattığı bu büyük hasarın şeyi neydi, neye dayanıyordu? Hepimiz biliyoruz ki işte dere yatağına, işte şehrin genişlemesine izin verilmiş maalesef siyasetçiler, işte yerel yöneticiler tarafından. Yani dere yatağına doğru Bozkurt'un genişlemesine izin verildiği için bu sel çok büyük bir hasar yarattı. Bakın şimdi devlet ve işte bölgedeki vatandaşlarımız 10 bin kişiyle bir aydır, belki daha birkaç ay daha sürecek bu çalışmalar, o hasarı kaldırmaya çalışıyor. Düşünün bu işte hasar kaldırma çalışmalarının ülkemize ve işte halkın psikolojisine yarattığı şeyi düşünün, maliyeti düşünün. Zamanında demek ki siyasetçiler ve yerel yöneticiler şehrin dere yatağına doğru genişlemesine izin vermeselerdi, yani hani aklını kullanarak ve bu işte olabilecek doğal tehlikeleri görerek, yani görmeleri gerekerek buna izin vermeselerdi, Türkiye bu maliyeti ödemeyecekti. İşte Türkiye'nin hem morali bozulmayacaktı bu selin yarattığı büyük hasar nedeniyle, hem de işte bu maliyeti ödemek durumunda kalmayacaktı. Keza orman yangınları mesela, orman yangınları da işte ormanlarımızda 10-15 gün, 20 gün boyunca maalesef cayır cayır yandı. Söndürme çalışmaları gerektiği gibi olamadı. Ama Türkiye'nin mesela 2 yıl öncesine kadar orman söndürme işte şeyi vardı, bir yeteneği vardı. İşte Türk Hava Kurumu tartışmaları, tekrar o tartışmalara girmek istemiyorum ama sonra Türk Hava Kurumu bir şekilde Orman Bakanlığı tarafından bu yangınların dışına çıkarıldı. Hani o ihaledeki işte 100 litrelik şey nedeniyle, koşul nedeniyle. Ne oldu sonra? Biz bu ormanları söndürmek için çok uzun süre uğraştık ve hem ülkemiz büyük bir işte maddi hasara uğradı, hem de toplumun morali bozuldu. Şimdi de tekrar o alanları, yanan alanları tekrar ağaçlandırabilmek için ülkemiz bir maliyet ödüyor. Bunun hem işte maddi bedeli oldu, hem de psikolojik, manevi bir şey oldu, hasarı oluştu Türkiye'mizde. Dolayısıyla hani sistem bozulmasa, işte Bozkurt'ta dere yatağına konut yapılmasına
izin verilmese, işte orman yangınlarını söndürme sistemi işte bozulmasa, mesela Türk Hava Kurumu'nun uçakları devre dışı kalmasaydı belki orman yangınları 3-5 gün içinde hani daha başlarken söndürülecekti ve bu maliyetleri ödemeyecektik gibi. Dolayısıyla hani geldiğimiz noktada bu ödediğimiz bedellerin siyasilerin aldığı yanlış kararlardan kaynaklandığını da görüyoruz bu yönüyle. Şimdi bir de bu tarım üretimi, o birinci bölümde 9 kuşağında sizi dinledim radyodan. Hı hı. İşte çiftçi sayısı mesela hızla azalıyor, üretici. Evet, çiftçi sayısı hızla azalıyormuş. 2.8 bunu, milyondan, 2016'dan 2020'de. Şimdi ben de bir köylü çocuğuyum Ebru Hanım. Ben de hani zaman zaman köyüme gidiyorum. Görüyorum hakikaten şey, yani gözle görülüyor zaten. Her gittiğimde tarlasını, bahçesini eken işte tanıdıklarım daha da azalıyor. Mesela işte doğru. Son gitmemde bakıyorum ki geçen sene tarlasını ekmiş, işte ürün yetiştirmiş olan, son gittiğimde bakıyorum ki yetiştirmemiş, ürün ekmemiş, tarlasını boş bırakmış. Ya niye boş bıraktınız? Niye hani ekmiyorsunuz işte patates ekmiyorsunuz, buğday ekmiyorsunuz ya da ıspanak ekmiyorsunuz, hani mevsimine göre değişen ürünler bunlar. Ya işte ekeceğim de ne olacak? Hani kazandığım para verdiğim emeğe değmiyor diyor. Aynen. Ha bunun altında ne? Peki nasıl geçiniyorsun? İşte mesela orada da AK Parti'nin belki hani ileriyi görmeden, ileriyi planlamadan yaptığı bir takım işte yoğun sosyal yardımlar var kırsal kesimlerde. Yani işte mesela emekli olabiliyor artık köylüler bu işte tarım sigortası yoluyla. Hı hı. Onun dışında sosyal yardımlar var. İşte 65 yaş üstüne yapılan hani şeyler var. Düzenli ödemeler var. İşte hastasına bakanlara yapılan ödemeler var. Yani bir şekilde üretmeden çok cüzi imkanlarla da olsa geçinebilme imkanını buluyor kırsal kesimdeki vatandaşlar. Bu sosyal yardımlar ve emeklilik imkanlarıyla birlikte. Ürettikleri üründen de bekledikleri şeyi elde edemeyince, hani karı, rantı elde edemeyince bir nevi ya ekmesem de olur işte karnım doyuyor diyerek tarlasını boş bırakıyor. Bunlar hani ama çok hani yaşanıyor. Ama iyi para kazanabilse az da niye kanaat etsin? Demek ki onu bile karşılamıyor. Evet onu bile karşılamıyor. O gerçekten karşılamıyor. Öldürüyor. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki 20 dönüm tarlası var. Bafra'da bir vatandaşın 20 dönüm tarlası var. Oraya işte buğday ekse o buğdaydan diyelim ki 50 bin lira para kazanacak. Yani 20 dönümlük tarlada buğday ekse 50 bin lira para kazanacak hasat yaptığı zaman. Ama o 50 bin lirayı kazanmak için hem bir 8-10 ay işte üretim aşamasında çalışması gerekiyor. Hem de onun işte 35-40 bin lira para harcaması gerekiyor. Yani tarlanın sürülmesinden, işte mazot ama fiyatından, gübresinin ekilmesinden vesaire bir sürü maliyet var. O zaman diyor ki ben bir yıl çalışıp da diyor buradan işte 8-10 bin lira para kazanacaksam hani bir de ailecek çalışılıyor kırsal kesimde, evet. Köylerde biliyorsunuz değmez bu diyor. Tarımda üretim için değmez diyor. İşte hani devletten işte yardım alıyorum diyor. İşte evde yaşlım var diyor. Çalışsam asgari ücret alıyorum. Çocuğa bakıcısından para versem asgari ücretten fazla veriyorum. Bari ben bakayım çocuğa diye kadın istihdamının şey olması gibi. Evet. Evet, kentlerde de o yansıması var mesela. Kırsal kesimde de bu anlattığım şekilde çok yansımaları var. Böyle olunca da insanlar hani üretimden vazgeçiyor, üretmiyor. Ve bu da hani çok etkiliyor yani tarımdan vazgeçmeyi, üretimden vazgeçmeyi. Belki o birinci bölümde verdiğiniz çiftçi sayısındaki artışların en temel nedenlerinden birisi de bu olabilir diye düşünüyorum. 2016'da 2.8 2 milyon 800 bin çiftçi varmış. Şimdi 1.5 milyona kadar gerilemiş 2021 itibariyle. Şaban Sevinç'e de soracağım ama önce size sorayım. Şimdi önce şunu sorayım. Bu AK Parti MYK'da tartışıldı konu. MYK işte Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığı vurgusunu doğru, haklı insanlar bir çözüm bulmak lazım dedi gibi haberler, yazılar, çiziler var. Onun işte fahiş fiyat uygulaması zaten açıklaması var. Bununla mücadele edeceğiz diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dolayısıyla şimdi böyle bir politika değişikliği, daha farklı bir süreç mi diye de yazılıp çiziliyor. Ne dersiniz diye merak ettim önce. Yani tabii biz burada dün
dünden bugüne değil, yaklaşık olarak yani en az 2 senedir ekonomi başlığı üzerinde o farkındalığın siyaset nezdinde karşılığının olmadığını konuşuyoruz. Hı hı. Sokakla siyasetin gündemi arasındaki paralel bağlantının olmadığıyla ilgili yorum yapıyoruz. Arkadaşlar, yaptığımız araştırmalar. İnsanlar böyle devam ederse, yani büyüme, şimdi büyüyoruz ama insan bunu anlamıyor, hissetmiyor çünkü. Tabii tabii. Ama bir bu süre rakamları sonra açıkladıkça insanları anlamadığınız insanlar... gibi bir durum ortaya aynen. çıkar demiştiniz. Bu rakamları açıkladıkça o sokakta o sebzesini, meyvesini ya da marketteki alışverişini yaptıktan sonra kasadaki ödediği tutarı görmesiyle birlikte... Bu rakamı da eğer duyuyorsa böyle iyice deliriyor, çıldırıyor. Yani bunlar tamamen kim benim biliyor? Gündemimden uzak bir kafadalar gibi. Çünkü bir sorun var ve bu sorunu yani paylaşmak istiyor. Sokak bir şekilde bu sesi duyurmak istiyor. Benden kopucu aynen. algısı oluşuyor. Şimdi tabii 2 yıldır bundan uzak bir seyir söz konusu idi siyaset nezdinde. Daha doğrusu iktidar nezdinde. Yani muhalefet bunu zaten sürekli gündemine alıyor. Muhalefet sokakla daha fazla iletişim kurabilme şeyini sağladı, ortamını sağladı. Çünkü muhalefet sokağa indi. Pandemi döneminde özellikle hem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu durumu fırsata çevirdiğini ve sokakta doğrudan işte hem grup toplantılarında milletin kürsüsü diyerek her hafta bir esnaf çıkardı, hem sokağa inerek de esnaf ziyaretleri yaptı. Şimdi bunlar farkındalık oluşturdu. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımları ya da CHP'nin yönetim olarak paylaştıkları perspektif biraz daha sokakta bir ekonomik krizin olduğu yönündeki eleştirinin farkındalığını ortaya çıkarmaya sebep oldu. Şimdi buradan hareketle iktidar partisi tam tersine bunlar muhalefet söylemi, biz büyüyoruz zu iletişim taktiği açısından daha doğru buldu, yürüdü. Fakat bunun böyle iletişimle falan bir şey olmayacağını işte az önce Şaban Sevinç'in söylediği gibi doğrudan gözle görmek. Yani şimdi kendisi köyüne gittiğinde normal şartlarda kafasında, bilinçaltında ezber olan ya da bildiği insanlar üzerindeki eksilmeyi doğrudan gördüğünü ifade ediyor. 2 milyon 800 binden 1,5 milyona düşen çiftçinin aslında gözle görülür düzeyde yüksek bir oranda olduğunu ve bunu da eğer görmek istiyorsan görebildiğini paylaştı. Şimdi dolayısıyla vatandaşta da doğrudan bunu görmek gerektiğini düşünen bir uyarı niteliğinde bir haykırış söz konusu. Yani her gün bunlara atıfta bulunan bir ortam oluşuyor. Muhalefet de burada sesini iyi duyurdu. Geçen haftaydı sanıyorum ya da hafta sonu olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir markette sepette gördüm, bir fotoğraf gördüm. Belki de kendisi doğrudan tanıklık ettiği için mevzunun ertesi günkü boyutuyla hemen toplantıda müdahil olmuş olabilir. Ama dediğim gibi bu açıklanan rakamlar, bir kere TÜİK, enflasyon değerleri vesaire falan, bunlar güvenilir bulunan rakamlar değil. Yani bunu net söyleyebilirim. Uzunca zamandır Türkiye'de resmi kurumların açıkladığı rakamlarla vatandaşın gerçek anlamda rakamlarının arasında çok ciddi anlamda farkın olduğu ile ilgili bir kanaat söz konusu. O nedenle bu aşamadan sonra büyük olasılıkla iktidar partisi, biz bunu görmezden gelerek kazanmıyoruz. Daha çok riskli bir döneme girdik. Dolayısıyla biraz daha dokunmak üzerine, biraz daha meselenin içine girmek üzerine, hatta daha da öteye taşıyarak evet böyle bir sorun var ve ben buna müdahale ediyorum dedi gibi bir yaklaşımı ortaya koymayı tercih etmiş olabilir. Başka nasıl ilerler? Bugüne süreç. Kadarki taktiğin başarılı olmadı, ortaya çıkınca yeni bir taktik denemesine girmesi çok doğal. Başka nasıl devam eder? Yani faiz, fiyat farkında. Büyük olasılıkla işte faizler düşecek diye bekleniyor. Sokaktaki karşılığının ne olduğunu bilmiyorum ama en azından bu tür şeyleri takip eden çevrelerin önümüzdeki 22'sinde sanıyorum, 22-23'ünde bir toplantı var Merkez Bankası'nın. 23 Eylül. Orada bir 2 puanlık bir düşüşün olacağı yönünde bir izlenim var falan. Yani işte o az önceki sorduğunuz soruya da paralel olarak şunu söyleyebiliriz. 2 puanlık düşüş beklentisi yok Faruk Bey. Öyle mi? Benim etrafımda ben herkeste aynen böyle bir kanaat edindiğimi söylüyorum. Yok, öyle bir indirim beklentisi yok.
Yani yıl sonuna kadar indirim beklentisi var o kadar ama tamam. Eylül ayına ilişkin yok. Ha, tamam, belki de benim algıladığım. İşte ben bu kadar ekonomiden anlıyorum yani. Yok, estağfurullah. Meseleyi, orada tekniğe meseleyi girmek istemiyordum. Merkez Bankası ben, çekirdek enflasyonu bozulacak dedi. Bu ay itibariyle Merkez Bankası'nın bir toplantısı olduğunu, ayın 23'ünde ve burada ciddi bir faiz indiriminin gelebileceği yönünde bir algının olduğunu, bunun da oranının 2 civarında olduğunu genel olarak çevremden edinmiş olduğumu paylaşıyorum. Maşallah. Olur olmaz. Bu tabii süreçte değişebilir. İşte bu bahsettiğimiz bağımsızlık meselesi de biraz bununla alakalı. Yani çevrelerimizde herkes her şeyi konuşuyor ama resmi ya da kurumsal fikir ortaya koymaya geldiğinde, meselenin kitabın ortasından tartışılma noktasına geldiğinde herkes üç maymunu veya işte bu gerçekten böyle mi yoksa derinlerde başka bir başlık mı var meselesi üzerinden mesele okumaya çalışıyor. Okuyoruz. Dolayısıyla vallahi vatandaş oradaki, bana Merkez Bankası'nı soruyor. Burada, ne olacak kur burada, diyor. Buradaki yaklaşım iktidarın olayı nasıl yorumladığı ya da işte yani faiz işte Türkiye'de ekonomiye bakış açısı gibi değerlendirilmiyor. Sokakta bir gerçeklik var. Ve o sokaktaki gerçekliğe uyum sağlıyorsanız o desteği her zaman görüyorsunuz. Bundan 20 yıl öncesine gittiğinizde 2001'deki gerçeklik neyse AK Parti'yi beraberinde getirdi. Tabii ki konjonktür, o günkü siyasi ortam, iklim vesaire toplamında ama 2001'de yaşanmış olan bir sıkışma söz konusuydu. Çok ciddi bir ekonomik kriz söz konusuydu. Ki bugün o noktada değil yani değil, Türkiye. Değil, kesinlikle yanından bile güçlü geçmez. Hı-hı. Ama AK Parti'nin 20 yıllık süreçte alım gücüyle ilgili de imkanlarını genişletmesi dolayısıyla vatandaştaki bugünkü algı o 2001'deki gibi değil. Belki 2001'de çok daha derin bir kriz yaşandı. Ama psikolojisi bugün aynı psikolojiyi taşıyor. Bugün sokakta da aynı gerçeklik var. O nedenle İktidar Partisi her şekilde eğer ülkeyi yönetmek iddiasındaysanız ve 2023 sonrasında da hedefleriniz söz konusuysa sokağın sesini duymak durumunda ve buna alternatif güzergahlar oluşturarak kendini geliştirmek durumunda hissedecektir. Bu doğal olanı. Doğal. Asıl doğal olmayanı iki yıldır bunu okuyamamış olması ya da okuduğu halde bunu vatandaşla dertlenerek bunu birlikte şu şekilde çözeceğiz önerilerini tam olarak duyuramamış olmasıydı. Doğal olmayan. Çünkü yani pandemi dönemi işte biz zaten güçlü ve yani bir de ilk kez bir sistem deneniyor. Tam da ona denk geldi doğru süreç. Dolayısıyla biz yanlış bir sisteme geçtik dememek adına veya işte Türkiye'nin yönetiminde çünkü geçmişe artık atıfta bulunabilecek bir durumu da kalmadı AK Parti'nin. Çünkü geçmiş şey kendisi oldu. Çünkü geçmiş kendisi oldu. O nedenle kriz var diyemedi, diyemiyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan o riski bence aldı. Çünkü bundan hiçbir faydasını görmediğini söyleyebiliriz. Hatta zararını gördüğünü yapılan bütün araştırmalarda eminim gözlemlediğini söylemek mümkün. Ama sistemden dönüş yok belki. Reformlar. Sistem için söylemiyorum bunu. Sisteme denk geldiği için denk söylüyorum. Bu ekonomik kriz derinliğinin bu döneme denk geldiği. Çünkü aynı zamanda bakın müsilajla başladı, selle devam etti, orman yangınları sonra tekrar selle. İşte Kemal Özkiraz'ın az önce paylaştığı. Yani hani deprem. Bir de mukadderat dediğimiz yani olaylar var. Doğal afet. Afetlerden gelen ve aynı zamanda rasyonel yaşamın içerisindeki olumsuzluklarla birlikte AK Parti tek başına bunları göğüsleyebilecek nitelikte bir pozisyonu kaçırdı. Şimdi takkeyi önüne alma ve bunun üzerinden doğruyu değerlendirmek üzerine belki seçmenleriyle böyle bir iletişim kurmak istemiş olabilir. Peki Kemal Öztürk farklı bir strateji yol haritası mı? Daha farklı bir durum mu? Çünkü şimdi buradan devam etmek isterim. Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketi 100 yıldan beri görülmeyen bir yağış oranı, 500 yıldan beri de görülmeyen bir su debisi sonucu oluştu. Dolayısıyla bunu çok fazla önleme imkanımız aslında yok. Ama bakın geçen sene Su İdaresi Genel Müdürlüğü Karadeniz'deki su taşkınları ile ilgili bir rapor yayınladı. Şimdi bu raporu ben aldım. Yarın Rize'ye gideceğim.
afet yönetiminde Türkiye'nin en iyi isimlerinden biri olan Profesör Miktat Kadıoğlu ile beraber bu raporda tespit edilen, buraya su bendi yapmazsanız sıkıntı çıkar, buraya ev yapmayın, buraya yol yapmayın diye belirtiliyor o raporda. Ama Rize'nin merkezinde, şehir merkezinde buraları. Dolayısıyla o merkeze gidip bunun nasıl gerçekleşmediğini, bu raporun nasıl hayata geçmediğini ve nasıl sıkıntılar olduğunu yerinde göreceğiz. Bunu neden anlatıyorum? Şu açıdan. Bozkurt'taki veya başka bir yerde meydana gelen selin ülkeye maliyeti 20 birimse, krizi yönettiğiniz, başarıyla yönettiğiniz, ki Bozkurt'taki kriz bana göre devlet çok başarılı bir şekilde yönetti sonrasında, vatandaşın sıkıntılarını giderdi, yaraları sardı. 20 maliyet oldu bu. Ama siz paradigma değişikliği yapıp devlet olarak kriz önleme sistemine geçseydiniz, bunun ülkeye maliyeti bir birim olacaktı. Yani 20 katı kriz önlemeyle kriz yönetme arasında fark. Kriz yönetme de aslında önemli bir konu. Ama Türkiye devletinin artık paradigmasını değiştirerek bütün devlet kurumlarını kriz önleme sistemine geçirmesi gerekiyor. Yani su idaresi genel müdürlüğünün hazırladığı raporlara belediyelerin uyması gerekiyor. Ben Bozkurt'ta enkazların bir bölümü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da oradaydı. Beraber dolaştık, ayak üstünde konuştuk. Kendisine de şunu sordum. Evet, burada krizi devlet çok iyi yönetmiş. Ama ortada şöyle bir sorun var. Bu dere yataklarından yüzlerce köy, onlarca ilçe, hatta şehir merkezleri Karadeniz'de var. Sel mevsimi başladı. Meteoroloji sürekli uyarı yapıyor. Yoğun yağış diye. Bu benzer felaketler burada başımıza gelecek. Belediyeler bu raporlara uymuyor. Dere yataklarına yine izin veriyor. Bunu nasıl önleyeceksin? Bana göre bir kanuni düzenleme olması gerekiyor. Daha sert, daha sağlıklı bir kanun düzenleme olması gerekiyor. Ama kendisinin ifade ettiği, 6 bakanla birlikte bir toplantı yaptıklarını, kriz konusunda belediyelerin buralara uymaktan başka çaresi yok. O dere yataklarındaki evleri de yıkmak zorundayız. İşte yarın Karadeniz'e giderek bu tabloyu orada görmüş olacağım. Yani şunu söylüyorum. Doğal afetler, yangınlar, evet çok sıkıntılı şeyler, maliyetleri var ama bunun bir kısmını önleyebileceğimizi, bir kısmını çıkmadan önce yönetebileceğimizi de artık görmemiz lazım. Eğer afetler yüzyılı, olağanüstü olaylar yüzyılı, iklim değişikliği, afetler çağı gibi kavramlarla konuşuyorsak, bunları anlatıyorsak, o zaman buna göre yapılandırmanız gerekiyor kurumlarınızı, devletlerinizi. Çok dramatik bir tabloydu benim Bozkurt'ta gördüğüm. Yani parklarda, spor sahalarında, çadırlarda kurulmuş yerlerde 5000 insanın gece sabah geceleyip bir ay boyunca çalışması çok takdire şayanmış. Ama neden böyle bir şey yaşayalım? Yani krizi önlemek varken krizi yönetmekle neden övünüyoruz? Evet, takdire şayan bir şey bu ama asıl övünmemiz gereken bizim krizi önlememiz. İşte o zaman devlete maliyeti, hazineye yükü, ülkeye maliyeti daha az olacaktır. Ümit ediyorum ki böyle bir yapılanmaya gideriz ve krizler çıkmadan, bakın deprem konusunu hala masaya yatırmış değiliz. Yani İstanbul'u bekleyen depremi önleme çalışmalarını yeterince yapmış değiliz. Bu konuda hala İstanbul Belediyesi ile merkezi hükümetin biriyle yarışır hale gelmesi, çelişkili, çatışır hale gelmesi şehir için büyük bir kayıp. Yani metronun ismini değiştirmekle uğraşacağımıza bence İstanbul'u depreme hazırlamak, krizi önlemeye çalışmak daha önemli bir konu. Bunun üzerine çalışmak lazım. Doğru. Yani sonuçta bundan sonraki süreç daha farklı olabilir, öyle anlaşılıyor. Peki CHP'nin yani süremiz burada az ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri konusunda Şaban Sevinç ne söylersiniz? Gençlere vaatler, genç hedef seçim sattım haline girildiği için sonuçta bu konu gündemde. 23 Eylül'de herkesin gözü Merkez Bankası'nda yine. Bu tartışmaları da bir yandan görüyoruz. Yeni bir yol haritası diyoruz ama ne söylersiniz? Karşılığı var mı sizce? Nasıl değerlendirirsiniz?
Kemal Bey'in vaatleri ya biraz popülist vaatler, ya bir de kamuoyunun ve gençlerin gençlerin belli bir kesiminin diyeyim, hani alım gücü yüksek genç kesimin duymak istediği vaatler olabilir Kemal Bey'in o yaptığı işte, hani ÖTV'siz sıfır otomobil, işte en lüks cep telefonunu alacaksınız, ÖTV almayacağız, herkesin önünde işte en son model cep telefonu olacak gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeyleri, vaatleri biraz popülist geldi bana açıkçası. Ve gençlerimizin, hani genel olarak Türkiye'deki gençlerin içinde bulunduğu sorunlara yansıtan talepler olarak görmedim. Yani bu ikisini, hani sıfır arabanın ve işte en lüks cep telefonunun ÖTV'siz alınmasını. Ama mesela işte sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına işte kamuda iş alımlarda öncelik verilmesi gibi daha hani böyle gerçekçi ve daha yaygın, daha çok sayıda gence hitap eden vaatleri de oldu. Şimdi tabii gençler önümüzdeki seçimin hani en belirleyici unsuru olacak deniliyor. Faruk Acar bunu daha iyi bilir. 6 milyon gencin ilk kez önümüzdeki seçimde 2023'te oy kullanacağı belirtiliyor ve bütün siyasi partiler gözlerini bu gençlere diktiler. Ama o gençlerin de bütün siyasi partilere mesafeli olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalardan hani o da çıkıyor. Gençler, hani yeni seçmenler kitlesel olarak iktidar partisine de yönelmiyorlar. İşte muhalefetteki partilere de yönelmiyorlar. Yani mevcut siyasal sistem gençlerimizin, yani ilk kez oy kullanacak en genç çocuklarımızın beklentilerini ve gelecek ideallerini karşılamıyor. Dolayısıyla yeni kuşakla bizim siyasetçilerimiz, siyasal sistemimiz arasında bir kopukluk var. Yani bunu yine kendi çevremizde de görüyoruz. Yani komşumuzun çocuğuna, işte kendi çocuklarımıza sorduğumuzda, işte hani böyle bir siyasi sohbete yöneldiğimizde oldukça isteksizler ve muhalefeti de, işte iktidarı da beğenmiyorlar ve şey yapıyorlar. Yani daha başka bir vizyonla, daha başka bir şeyle, ideallerle Türkiye'ye ve kendi geleceklerine baktıklarını görüyoruz. Ama işte siyasetçiler yine de bu gençleri nasıl işte kendi partimize çekeriz gibi, hem işte iktidar partisi hem de Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet partileri çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Ama hani o Kemal Bey'in o geçtiğimiz hafta yaptığı vaatler özelinde ben onu biraz hani popülist ve ayağı yere basan ya da işte gençleri tavlayabilecek, evet ya Kemal Bey işte bize böyle vaatlerde bulunuyor, hadi biz de gidelim CHP'ye oy verelim diye bir akışa neden olacak vaatler olarak görmedim. Daha hani daha farklı sorunları var gençlerin. Yani gençlerin sorunu hani sıfır ÖTV'siz sıfır araba almak ya da işte en lüks cep telefonunu yine vergi ödemeden almak değil. Yani çok geniş kitleler, işte milyonlarca çocuğumuz işsiz, üniversiteyi bitiriyorlar. Liseyi bitirip üniversiteye giremeyen gençler var. İşte tarımdan kaçıp büyük kentlere göç eden ve büyük kentlerde iş bulup şehirli, evet, olmaya çalışan gençlerimiz var. Çok kitlesel, çok büyük rakamlar bunlar. Ve onların sorunlarına, onların beklentilerine yönelik bir siyasi vaat Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da hani bu aşamada görmüyorum, iktidardan da görmüyorum. Nitekim araştırmalarda ortaya koyuyor ki bu gençler, özellikle 15-25 yaş kuşağı, gelecek umutlarını maalesef ve maalesef ülkemizde aramaktan umutsuzluğa kapılmış durumdalar. Yani imkanım olsa işte yurt dışına giderim diyen çok geniş bir şey var, kitle var gençler arasında. Böyle görüyorum yani. Peki, gençliğin durumunu Ebru Hanım. Peki, çok kolay. Ebru Hanım, ben bir iki cümle bir şey söyleyebilir miyim? Burayı Sayın kapatmak zorundayım Kemal Hocam. Bu saat başına devam edelim mi? Kısa bir ara, devam edeceğiz.
Devam ediyoruz Habertürk'te para gündemi. NDR Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, Habertürk yazarı gazeteci Kemal Öztürk, bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç'le birlikteyiz. Artık seçim sattım haline girildi. 2023'e çok var ama gelen konuklar da hep 2022 Ekim-Kasım diyorlar. Belki orada da yorumunuzu söylersiniz. Bu acaba hani fahiş fiyatla mücadele edeceğiz, denetimler arttı. İşte hayat pahalılığı noktasında acaba farklı bir yol haritası mı başladı diye sordum. Sonra bu vaatler, gençler konusu gündeme geldi. Şaban Sevinç gündeme getirdi. Faruk Acar'ın yorumlarını dinledik ki böyle bir yol haritası 2 yıl aradan sonra vurgusuyla yaptı. Kemal Öztürk bir şey söylemek istiyorum dedi. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu vaatleriyle ilgili. Buyurun Kemal Bey, sizde kalmıştık. Devam edelim oradan. Şimdi siyaset iddia ve vaat işidir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik vaatleri, talepleri yapmayı düşündüğü planlarını açıklamasını ben şahsen olumlu buluyorum. Muhalefetin asıl sorunu bu vaatleri ve iddialarını ortaya koymasına rağmen neden inandırıcı olamıyor bir türlü? Asıl üzerinde durmaları gereken konulardan bir tanesi bu. Çok uzun süreden beri hemen hemen bütün muhalefet partilerinde aynı sorunu görüyorum ben. Sürekli olarak hükümetin, iktidarın ne kadar yanlış şeyler yaptığını, hatalarını sıralayıp anlatıp duruyorlar. Dolayısıyla insanlar bu eleştirilere kulak veriyor ama o partilerin ne yapacağını tam olarak algılamış değiller. Yani evet, iktidarda bir takım sorunlar var, enflasyonda sorunlar, pahalılık var, ülkede bir takım problemler var ama bunun karşılığında vatandaş bu sorunları çözecek, bu problemleri ortadan kaldıracak ve gerçekten kendisini refaha, huzura eriştirecek bir siyasi partiyi gördüğünü de söyleyemem. Yani eğer öyle olmuş olsaydı büyük oy kaymalarının, büyük taleplerin muhalefet partilerinde yoğunlaşması gerekirdi. Ama bu olmuyor. Dolayısıyla muhalefetin bir inandırıcılık sorunu var. Yani vaat bulunmasında sorun yok ama bu vaatleri gerçekleştireceğine dair seçmende bir inanç oluşmuş değil ki halen ortadaki seçim araştırmalarında büyük bir kopmanın AK Parti'den muhalefete oy akmasını da görmüyoruz. Bunun üzerine düşünmeleri gerekiyor bence muhalefet partilerinin. Yani ülkede bu kadar bir sıkıntı varken niye insanlar hala AK Parti'den ya da Cumhur İttifakı partilerinden kopup muhalefete atmıyor? Bence bu önemli bir sorun. Ben burada siyasi bir kilitlenme olduğu kanaatindeyim. Bunu dile getiriyorum bir süreden beri. Yani bir kilitlenme yaşıyor siyaset. Bu kilidi açacak olan da muhalefettir bana göre. Yani kilidi açması gerekiyor ki oyların kendisine atmasını sağlaması gerekir. Sağlıklı politikalar ürettiği kanaatinde değilim. Halen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracakları adayı tespiti bırakın. Bunu hangi yöntemle, hangi şekilde tespit edecekleri konusunda bile bir uzlaşmaya varmış değiller. Bazen çoklu adayla seçime gidebileceklerini söylüyorlar. Bazen tek adayla gideceklerini söylüyorlar. Bazen bütün muhalefet partilerinin temsilcileri de kuracakları bir kabineden bahsediyorlar. Bazen geçici bir kabineden bahsediyorlar. Dolayısıyla bir belirsizlik ve bir kafa karışıklığı var muhalefet cephesinde. Bu da bir kilitlenmeye neden oluyor. Dolayısıyla ne kadar vaatte bulunursanız ki bunu olumlu olarak görüyorum, vaatte bulunmalarını, projelerini, açıklamalarını, inandırıcılık konusunda bir sorun var. Bunun üzerine düşünmesi gerekiyor muhalefet. Peki. İnandırıcı, yani bu vaatlerle gençleri karşılayamaz, deminden inandırıcı değil muhalefet. Böyle bir sorunu var dedi Kemal Öztürk. Şimdi ben de böyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun en azından bir de adaylık dedi çünkü. Bazı başlıklar üzerinde yakalayabilme ihtimalinin olduğunu ama toplamına baktığınızda nasıl işte inandırıcı ÖTV olur muhalefet? Nasıl? Gibi hemen böyle şunu paylaşayım. Yani Şaban Sevinç zaten paylaştı. Yani sıfır araçtı, işte sıfır telefonlar, akıllı telefonlar dağıtmak gibi başlıklar üzerinde böyle bir gel gel al benisi olan başlıklar olabilir ama toplumun gerçekliğiyle örtüşen vaatler yerine işte o
Siz de mi ayakları yere gençlerin basmaya görüşündesiniz? Yani birkaç başlık üzerinde bunu değerlendirebiliriz ama geneline baktığınızda gençlerle, siyaset gençlerle ilgileniyor şu anda. Evet. Çok yakından ilgileniyor. Çünkü bütün denklemi gençlerin, yani ilk kez oy kullanacak seçmenlerin olduğu ile ilgili bir genel kabul söz konusu. Dolayısıyla Z kuşağı nasıl hareket edecek, biz onlara nasıl dokunabiliriz, nasıl onların dilinden onlarla konuşabiliriz gibi bir arayış içerisinde. Ama bulabilmiş bir yerdeler mi? Bence değiller. Bence biz de değiliz. Yani ben şahsen de değilim. Yani kendi çocuklarımla olan iletişime baktığımda çok onları yakalayabildiğim kanaatinde değilim. Ne güzel şimdi, bir baba olarak böyle. Dolayısıyla demek ki çaba gösteriyoruz. Ama siyasetinde büyük bir çabası var. O nedenle de onlara hangi yoldan gidersem başarılı olurumu araştırıyor bence. Hem AK Parti işte hafta sonu Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Hem Kılıçdaroğlu'nun işte geçen haftaki videosu, hem Meral Akşener'in gençlerle ilgili yaptığı Zoom toplantıları vesaire. Böyle baktığınızda siyaset bir şekilde o gençlere ulaşmaya çalışıyor. O çaba var. Ama gençler, özellikle de ulaşmak istedikleri Z kuşağı olan gençler, bu çabayı görmüyor değiller. Bir de aynı zamanda çok nasıl ifade edelim, bu durumu böyle tersine çevirebilecek çok kıymetli olduklarının da farkındalar. O nedenle çok da yaklaşma, samimiyet gösterme halinde çok değiller. Mesafeli. Kendilerini biraz böyle mesafeli ve gizleyen bir yerde tutmayı tercih ediyorlar gibi düşünebiliriz. Ama CHP markası açısından baktığınızda biz yani özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu tür girişimlerden hareketle CHP'ye bir dönüş değil, CHP markasına bir eğilim Z kuşağında olduğunu görüyoruz. Şimdi inandırıcılık başlığına gelelim. Projeler diyor herkes. Hepimiz projeleri duymak istiyoruz. İşte dokunuşları bir şekilde görmek istiyoruz vesaire. Muhalefet projelerini koysun. Muhalefetin koyduğu hiçbir projenin alıcısı da yok. Yani ayakları yere basan, biz talep ediyoruz Kemal Öztürk'ün söylediği gibi somutlaştırsınlar ve yol haritalarını belli ederek projeler bağlamında meseleyi ele alsınlar dediğimizde, ben muhalefetin son iki yılda ortaya koydukları projelere ilginin, alakanın öyle sanıldığı gibi bir yerde olmadığını söyleyebilirim. Yani neden? Uzak. Neden? Uzak mı? Çalışıyor muhalefet, çalışıyor. Görülüyor kendi mu birimlerinde çalışıyor. Ve paylaşıyorlar da ama genel bir kabul yok, var, hiç, genel bir ezber yok, var, diyorsun. Bunlar hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir algı var. Hayır, aksine vatandaşın projeyle alakası yok. Yani anladım. Vatandaş proje duymak istiyor sorununa falan acil değil. Sorununa acil çözüm istiyor. Şimdi Kemal Öztürk istiyor, Şaban Sevinç duymak istiyor, Faruk Hacer, Ebru Baki, burada işte arkadaşlarımız proje duymak istiyorlar. Muhalefet bir şey yapsın, projelerini ortaya koysunlar diyor ama vatandaşın artık projeyle oy vermediğini biz yaptığımız araştırmalarla tespit ediyoruz. Bunu en bariz örnekte İstanbul ve Ankara seçimlerinde gördük. Yani Ekrem İmamoğlu'nun aklınızda kalan bana 3 projesini söyler misiniz vaat ettiği dediğimde Ebru Baki'nin aklına 1-2 tane proje gelecek. Belki üçüncüsünü tamamlayamayacak ya da Mansur Yavaş'ın. Çünkü neden? Çünkü hemen İstanbul'un dibinde milyar dolarlık köprüler yapılmış, yollar yapılmış, metrolar yapılmış, Osman Gazi Köprüsü yapılmış ama seçimi CHP kazandı. Hem de hiç tanınmayan biri olarak 3 ayda tanıtmış ve seçimi almış. Bu biraz siyaseten konjonktürün getirdiği koşullardan ötürü kaynaklanıyor. AK Parti'nin de 20 yıllık iktidarı döneminde projeler bağlamında çıtayı oldukça yukarıya taşımış olmasıyla birlikte insanlar da zaten yapacaksın, bu benim param, bana bunu lütuf gibi sunma gibi bir yaklaşıma evrildi. O nedenle muhalefet ne açıklarsa açıklasın, tabii ki dikkate değer başlıklar üzerinden ortasını geçim sıkıntısı yaşadığı için şu an doğrudan dokunmak istiyor. Yüzünün gülmesini sağlayacak palyatif çözümler istiyor. Yani bana büyük projeler getir ve yarınla ilgili 20 yıllık proje sun demiyor. Oysa ki 2071 vaadi vardı AK Parti'nin. Bunun bir zaman
bir alıcısı vardı. 2023'ün bir alıcısı vardı ama bugün itibariyle diyor ki bırak 2023'ü, 2071'i geç kardeşim. Hı hı. Geçiniz. Bana nokta olarak dokunabileceğin evimdeki elektriğin bana daha ucuza maliyetini sağlayabileceğin şeyleri söyle ama bunu da bana lütuf olarak paylaşma diyor. Bugün seçmende istenen şey somut olarak projeden ziyade huzur. Yani Türkiye'nin aslında ekonomiyle ilgili çok ciddi anlamda bir kriz dönemi yaşadığını söylemek mümkün. Yaptığımız bütün araştırmalarda hayat pahalılığı, enflasyon, ekonomi başlıkları, işsizlik vesaire gibi başlıklar mutlaka var. Bunlara dair şeyleri duymak istiyor olabilir ama daha çok bunların arka planında psikolojik olarak güven ve huzuru hissetmek istiyor. Bugün aslında iktidardan koptukları yer tam olarak buraya çok tekabül ediyor diyebiliriz. Çok mağduriyet oldu. İnsanlar biraz da üzüldü ve kendinden de korkar hale geldi. Yani eşitlik noktasında kendini özgürce ifade etmekten başlayın, tutun. Bu daha seküler bir kesimde karşılık buluyor gibi düşünseniz de kendini aslında AK Partili seçmen olarak tanımlayan insanlarda da adalet başlığının nasıl nereye tekabül ettiği, yani kavramlar üzerindeki o oynaşmanın projeleri gölgede bıraktığı, siyasetin bu kadar politize etmiş bir toplum, yani politize olmuş bir toplumu yaratmış olmasının bir kızgınlığı var, bir gaz birikimi var. O nedenle muhalefet aslında önümüzdeki dönemde projeleri, tabii ki biz gelince neler yapacağız ve Türkiye'de o biz gittikten sonra, yani ya da AK Parti giderse Türkiye'de bir kaos olmayacağın mesajını vereceği projeleri belki açıklamasında fayda olabilir. Ama şunu gördü insanlar. Yıllardır AK Parti giderse, AK Parti kaybederse bu ülkede çok büyük sıkıntılar olur. Sonucunun İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi bölgelerde gitmesiyle birlikte bir şeyin değişmediklerini, hayatlarında çok büyük değişimlerin olmadığını, hayatın devam ettiğini gördüler. Ama ilaveten muhalefet bu durumu fırsata çevirebildi mi? Bence çeviremedi. Yani çünkü AK Parti'nin geldiği yer belediyelerdi. Belediyelerde çok başarılı olunabilecek hamleler yapılabilirdi ki, yani belediye başkanları açısından baktığınızda olumsuz bir dönemde geldi. Çünkü AK Parti zaten birçok şey yapmıştı. Dolayısıyla yapacağı şeyleri göstermek ne kadar mümkün olabilirdi onu da tartışabiliriz. Ama ben açıkçası hayatın değişmediğini gördüğünü seçmenlerin, evet AK Parti gidince çok da şey değişmiyormuş dedi ama güzel şeyler yapıyorları da dedirtemedi henüz muhalefet. O merak halinde süreci bence izliyor seçmen. Ciddi bir merak var muhalefete karşı. Ne diyorlar? Kulağını kesik bir vaziyette, yani dikkatli bir şekilde izliyor. Dinlemeye çalışıyor, gözlemlemeye çalışıyor. Ama muhalefetin inandırıcılığı projeleri açıklamasıyla değil, daha çok yarınki Türkiye ile ilgili kavramlar üzerinden hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü İktidar Partisi de artık zaten her gün bir şey açıklıyor, her gün bir yerin açılışını yapıyor falan. Orada doygunluğu var. Projeyle doyuramıyorsunuz seçmenleri. Bugün daha çok kavramlar, huzur, güven, iyilik başlığı üzerinden meseleyi okuduğunu, öncelediğini görüyoruz. Dil bile önemli. Tahammül, sabır, biraz daha anlayış, bu kavramlar, iyilik, huzur, Şu atama yapılacak, işte biz 20 bin öğretmen ataması yapacağız. Bunu duymak istemiyor seçmen. Bu bir proje değil mi? 20 bin öğretmen atacağım. Altında ben adaletli bir 20 bin öğretmen atıyorum diyebiliyorsanız anlamlı hale geliyor. Ben işte gençlerin ceplerine sıfır telefonlar koyacağım değil. Bunu hangi şekliyle yapması gerektiğini ya da o telefonun o gencin cebinde neden olması gerektiğini öncelediğini anlatması gerekiyor. Yani biraz daha nitelik açısından doygunluk istiyor seçmen, güvenmek istiyor. Ama şu an itibariyle, ama Kemal Öztürk'ün dediği gibi bugünden yarına çok büyük radikal değişimler, işte büyük partilerden kayışlar falan yaşanmıyor onun karşılığında. Bu seçimde farklı
dinamiklerin ortaya çıkabileceğini ve bizi de sürprize sürprizle karşılık bulacak sonuçlara itebileceğini de o riskinde taşındığını söyleyebilirim. Yani yapılan araştırmalarda kararsızlar, cevap vermeyenler, kendini belli etmek istemeyen seçmenler çok farklı bir sonuca bizi götürebilir. Çok ciddi bir oranda. O yüzden o dip dalgayı ne kadar okuyabiliyoruz? Burada da bir soru işareti. Buna da bir şerh koyarak durumu paylaşmış olayım. Peki. Burada aday konusu ne kadar önemli Şaban Sevinç? Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fikret Bileya, Halk TV'den Fikret Bileya konuştu. İttifakta bir sorun yok dedi. CHP çok köklü bir parti. Sonuçta buradaki açıklamalar normal, doğal. Bizim ifadelerimiz doğal. Biz duygusal bir ittifak değiliz dedi. Dolayısıyla bizim hedefimiz parlamenter sisteme geçiş. Akılla, mantıkla bir sürece, sisteme dönük, bir değişikliğe dönük oluşturulmuş bir ittifak. Duygusal bir yanımız yok dedi ve bu ittifak içinde güçlü mesajlar verdi ittifakın korunması için. Keza Faik Öztürk da liderlerin açıklamaları bellidir dedi. İttifakta bir sorun yoktur dedi. Aday konusunda da 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak vurgusu bir kez daha geldi ama o aday ne kadar önemli? Bu belediye başkanlarının başarıları bu süreçte çok önemli dedi Faruk Acar. Kemal Kılıçdaroğlu bu belediye başkanları seçildiğinden beri Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulduğu için ön almış da oldu. Biraz da ona bağlıyorum sizin açıklamalarınızı. Çünkü projeler ya da belediyedeki işlerden daha çok engellemeler, tartışmalar ve Cumhurbaşkanlığı adayları olarak çok gündeme geldiler. Ama Ekrem İmamoğlu, hem de Mansur Yavaş bu konuda işlerine de geldi aslında. Yani onların kendi siyasi öyle mi diyorsunuz? Yani konumlamaları dolayısıyla bence işlerine de geldi. Çok anlamsız bir tartışma bu. İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları üzerinden giden bir Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması. Bu tartışma bitti mi bu açıklamalarla peki? Yo, devam ediyor halen. Dün Mansur Yavaş'ın bir açıklaması vardı. Ben şu anda böyle bir şey düşünmüyorum. Çok büyük bir takdir, teveccühün olduğunu görüyorum. Ama böyle bir niyetim yok. Ya da Ekrem İmamoğlu benzer açıklamalar ya da yaklaşımlar sergileyebiliyor. Bu anlamsız, sığ bir tartışma. Bu şu demek aynı zamanda. Hani şecaat arz ederken sirkatin söylemek diye bir söz vardır. Muhalefette aynı zamanda yani bizim aktörümüz yok tartışmasını beraberinde getiren, yani tamamen iktidara yazan bir şey. Aday belli olmalı mı Faruk Acar? Aday belli olmamalı. Ben Kemal Üstürk'e o sıra katılmıyorum. Muhalefet oyun kurabilmesi için ve iktidarın olayı şeffaf bir şekilde görüp stratejisini geliştirmemesi için son ana kadar bence tutmalı adayı belirlememek. Çünkü çabuk yıpranır. Tayyip Erdoğan gibi bir gücün karşısında önümüzdeki iki yıl boyunca projelerini anlatacak, şu olacak, bu olacak, elinde gücü olan her zaman kazanır. Dolayısıyla karşısındaki aday ne söylerse söylesin iki yılda yıpranır. O nedenle hali hazırda fakat Faruk Bey, Muharrem İnce'nin adaylığı konusunda en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi çok geç kaldığı yönündeydi, hatırlatayım. Ben ama son ana kadardan kastım seçime iki ay kala ve kampanya başlasın, bunun üzerinde ittifak kurduk ve buradan devam etsin değil. Şimdi iki yıl gibi seçim takvimini değerlendirdiğimizde önümüzde 2023 şey eğer siz tartışılıyorsa... Siz bilindik, tanınan bir aday olacağını düşünüyorsunuz. Tabii. O yüzden de çok bir şeye ihtiyacı yok. Bence bir sürü aday da olabilir. Yani çoklu aday da olabilir. Bu da mümkün. Yani ortak bir aday üzerinde bir uzlaşı mümkün olmayabilir belki. Her sizin parti kendi adayını da çıkarabilir. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu anlamda son dönemde çok kompleksiz, çok rahat davranan, bence siyasi aktör olma yolunda kendi egolarından sıyrılmış olan bir kişi idi, aktördü. Bence çok güzel de bir oyun kurdu muhalefet açısından bakıldığında. Ama son dönemde o egosundan sıyrılmış olan karakteri bence zorlayanlar oldu. Çok büyük baskı altında tuttu kendi tabanında ya da kendi kamuoyu çevresinde. O nedenle girişimde bulundu. Çünkü şöyle, öyle sanıyorum ki siz de aday olsanız bu seçimde kazanacaksınız gibi bir gaza getirme ya da
Tam böyle bir ifade kullanmak istemiyorum. Bu bir beklenti ana muhalefet genel başkanı için. Ama Sayın olacak. Kılıçdaroğlu bu dönemde Anladım. Bir değişim olacak ve bu değişim Ekrem İmamoğlu'na sektiği gibi bana da sekebilir izlenimini bence alarak süreci tuttu. Şimdi Meral Akşener doğal bir aktör. Çünkü bir lider partisinin başında, yani İyi Parti dediğimiz parti, AK Parti gibi lider bir lider partisi. CHP, MHP, HDP bunlar ideoloji partileri, kurumlar yani. O nedenle Meral Akşener'i anlayabilirim. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar izlediği o ya da ortaya koyduğu perspektifin dışına çıkarak kendisi ben de olurum diyen bir yere evrildi. Şimdi Selahattin Demirtaş adayı olabilir ya da işte Pervin Buldan kimse HDP'de. Cumhurbaşkanının pozisyonu zaten belli. Cumhur İttifakı'nda adayı. Dolayısıyla 4-5 farklı aday çıkabilir. Bu da mümkün. Peki. Ama tek adaya da buna indirgeyip bir strateji geliştirecek olabilirler. Hangisi daha mantıklı? Bence her ikisinin de avantaj ve dezavantajları eşit diyebilirim. Peki Şaban Sevinç ne der? Aday dedik yani şu anda belli olmasına gerek yok, yıpranır. Çünkü güçlü bir liderin karşısında bir aday. Son dakikaya kadar değil yani. Belki 6 ay öncesinde yani belli olduktan sonra. Kampanya şu dönem, 6 aylık bir dönem bu. 6 ay öncesinde belirlenmesi son 2 ay yerine çok daha anlamlı olur. Ama 2 yıl öncesinden belirlenirse Cumhurbaşkanı gibi bir güçlü aktörün onu yıpratması daha kolay olur. Muharrem Sarıkaya da diyor ki şöyle bir tartışma vardı Şaban Sevinç, onu da ekleyeyim. Parlamenter sisteme geçiş öyle hemen olmaz. Belki de mümkün olmayacak. Ama mesela Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçilmiş bir Cumhurbaşkanı 5 yıl görev yapar. Ya da ülkeyi seçime götürür yeniden. Fakat bugün Engin Altay'la konuşmuş Muharrem Sarıkaya. Dün bana da mesaj atmıştı ama bugünkü yazısında yani çoğunluğu alan partiye hükümet kurma görevi verir. Dolayısıyla sisteme geçilir. Bir seçime falan gerek yok diye. Tabii bu ayrı tartışma. Bir matematik bu. Bu matematik de insanı yoruyor tabii. Ama hani liderler adayı... Yani anayasa... Anayasa değiştirilmeden mi? Mevcut sistemde mi Cumhurbaşkanı çoğunluk partiye hükümet kurma görevi verir demiş Engin Altay? Bugün yani bir seçime gerek yok. Bu sistemden sonra da parlamenter sisteme geçiş mümkün demiş anladığım kadarıyla. Ya peki belediyelerdeki anayasa gibi bir tablo çıkarsa? Evet. Yani Şaban Sevinç'e katkısı olsun diye paylaşayım. Ya İstanbul ya da Ankara'daki gibi belediyede yani Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'nda dayına gitti ama mecliste AK Parti'nin güçlü olduğu bir yapı ortaya çıkarsa. Ali Babacan da Deva Partisi Genel Başkanı da diyor ki bu sistem çok iyi çalışılmalı, çok iyi anlatılmalı, çok iyi detaylandırılmalı. Bunun ben, için masaya Kemal oturulmalı Öztürk'ün diyor. Kemal Öztürk'ün az önce söylediği proje paylaşmalılara aslında burada bir tek katılıyorum. Çünkü Ali Babacan da buna işaret ediyor. Yani sistem değişikliğiyle ilgili toplumun tamamının, tüm kesimlerinin bir fikri var. Millet İttifakı'ndan bir aday eğer bunu kazanırsa güçlendirilmiş ya da adına farklı anlamlar yüklenen parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir şey Dolar projeleri içerisinde. Olduğu belli. Evet. Ama bunu nasıl yapacaklarını evet. anlatamıyor olmaları bence çok büyük bir acizlik yani. Çünkü net değil Faruk Bey. Parlamenter sisteme nasıl geçileceği, yol haritasının nasıl olacağı, ortak adayın nasıl belirleneceği konusunda muhalefetin bir uzlaşması yok. Evet. Referandum deniliyor. Kafalarında netleşmiş bir şey de yok. Yani. 400. Evet. O yüzden 360. Anlatamıyorlar. Yoksa ya şöyle... anlatma teknik bir sorundan kaynaklanmıyor yani. Çünkü evet evet. Yok yok katılıyorum. Kesinlikle bu konuda eksiklik muhalefet açısından çok... Yani iktidar partisi açısından baktığımda çok avantajlı bir şey. Çünkü ellerinde var olan bir sistem var. O devam edecek. Bu devam edecek. Geçmişi de belli diyecek. Bunu anlatacak. Ama bu muhalefet diyor. Yok kardeşim. Ben geçmişi sistemi, istemiyorum. Ben parlamenter sistemde Türkiye'de geçmişi istemiyorum. Tamam. Peki ne istiyorsun? Onu güçlendireceğim. Peki nasıl yapacaksın bunu? A planı şu. Şu şekilde hareket edeceğiz. Yolumuz şudur. Bunu yapmalı. Demek yani kendi aralarında belki arka kapı diplomasisi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, Sayın Temel Karamollaoğlu bir araya geldiğinde bence birbirlerine çok açık bir şekilde belki partileri açısından değil ama kendi adlarına lider oldukları için şunu sorabilmeliler. Meral Hanım siz aday olmak istiyor musunuz? Ya da Sayın Kılıçdaroğlu siz aday olmak istiyor musunuz? Temel Bey'in sizin yaklaşımınız nedir? Bunu konuşamadan o kararı vermeleri ya da aday olursak
nasıl bir yol haritası izleyeceğiz? Bunu net bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız lazım diyorlar mıdır? Ben bilmiyorum. Yani bir bilgim yok ama şu ana kadar bunu çalışıp paylaşıyor olmaları gerekti. Yani proje şu kadar köprü yapacağız yerine ya da 2023'te şunu evlerden diğerini sistemi ve nasıl geçeceğini anlatması. Çünkü bu insanlar bu sistemi sevmediler. Değişim olsa, referanduma gitse bu sistem döner. Yani bugün referandum olsa bu başkanlık sisteminden memnuniyet oranı karşıtlık oranına göre daha az görünüyor. O nedenle yani muhalefet eğer bunun arkasına mevzu yapıyorsa, yani olayını bunun üzerine yalın kurguluyorsa bir şekilde anlatmalı. Net ve anlaşılabilir şekilde anlatabilmeli. Peki. Şaban Sevinç ve Kemal Öztürk'ten de yorum alayım. Aday belli midir sizce? Şimdi, liderler karar vermiş midir? Önce onu söyleyeyim. Ebru Hanım, yani adayın belli olmadığını görüyoruz, anlıyoruz. Yani şeyde muhalefette, Millet İttifakı'nda. Peki. Bu işte hani değişik gelen açıklamalardan, işte biraz önce Faruk Bey anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde işte ya neden ben aday olmayayım? İşte Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı varsa senin de kazanma şansın var. İşte hem parti içi dengeler açısından bir risk oluşturmaz gibi herhalde bir takım kurmayları tarafından bu şekilde motive edildi ki Sayın Kılıçdaroğlu son 3-5 aydır aday olabileceğine dair kuvvetli mesajlar vermeye başladı. Onun yanında işte belediye başkanlarının, yani İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın birer dönem daha belediyede kalması gerektiğini söyleyerek işte onların Cumhurbaşkanı adayı yapmayı düşünmediğini Sayın Kılıçdaroğlu hani ifade etti. Belediye kamuoyuna. Başkanları da şimdi benzer açıklama bir yaptı. Bahadır Erdem de bizim adayımız Meral Akşener'de. Yok. Aa. Şimdi belediye başkanları benzer açıklama yapmadı bence. Ya gönlümüzden belediye geçen başkanları bu aday. Buyurun, pardon. Ya belediye başkanları belediye başkanları aday olmayacaklarına dair açıklama yapmadılar bence. Ali Haydar Fırat'a İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta verdiği röportajda ben çok dikkatli okudum. İmamoğlu'nun ben aday olmayacağım Cumhurbaşkanlığına diye bir ifadesi yoktu. Sadece İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olacağım. Şu anda İstanbul Belediye Başkanıyım gibi. Hani çok böyle hani kendisine işte yöneltilen soruya işte yumuşak bir ya da resmi bir yanıt verdiğini gördüm. Şimdi bakın, geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nun oğlu üniversiteden mezun oldu ve Ekrem Bey de eşiyle birlikte o mezuniyet törenine katıldı. Ben de bunu işte Ekrem İmamoğlu'nun işte Instagram hesabındaki şeyinde gördüm. Kısa bir video paylaşmış. Hı hı. Şimdi bakın, yani hani Z kuşağı diyoruz, gençler diyoruz, işte toplumun beklentisi, talebi diyoruz. Orada şu çok net görülüyor Ebru Hanım. Yani burada bir İmamoğlu güzellemesi yapmak istemiyorum. Bir gazeteci olarak gözlemimi paylaşıyorum. Yani İmamoğlu'nun çocuğuna sıra geldiğinde bütün o gençler, yani diploma almaya hazırlanan gençler ve salondaki işte aileler, anne babalar Ekrem Başkan, Ekrem Başkan diye slogan atarak bütün o şeyi inletiyorlar. Ekrem Bey oradan kısa bir video paylaşmış sosyal medya hesabında, işte Instagram'da. O video 10-15 saat gibi bir süre içinde 1 milyon 700 bin beğeni aldı. Şimdi ya sadece o bir ölçü değil. Bakın, sokağa çıkıyoruz, işte markete gidiyoruz ya da işte fırına gidiyoruz. İşte hani bizi bilenler, tanıyanlar, böyle ekranlardan gazeteci olduğumuzu bilenler, ya İmamoğlu aday olacak mı? İşte Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Mansur Bey mi olacak? İmamoğlu mu olacak? Kimse Kılıçdaroğlu aday olacak mı diye sormuyor. Yani hani bir gözlem. Şimdi yani su akıyor. Kamuoyu kimi aday görmek istediğini yüksek sesle dile getiriyor, aslında ifade ediyor. Ama Ankara'da siyasi parti genel merkezlerinde kendilerini karar verici olarak gören kişiler, bu toplumsal talebi nasıl baskılarız, nasıl işte kendi kafamızda modellediğimiz ya da tasarladığımız kişiyi aday olarak topluma kabul ettiririzin arayışı içindeler. Şimdi Millet İttifakı'nda ben böyle bir çelişki görüyorum. Bir taraftan işte Sayın Akşener mesela aday olmak arzusu içinde olduğunu biliyoruz. İşte bunu kurmayları ve İyi Partililer seçmeninden genel merkez yöneticilerine kadar
ifade ediyorlar zaten. Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorlar. Zaten Sayın Akşener'in hani siyaseten işte MHP'den ayrışarak ayrı bir siyasi yapılanma, İyi Parti kurma sürecinde de hep o hani şey Cumhurbaşkanı adayı olarak görüldü yani o süreçte. Halen de öyle görülüyor kendi partisi içinde. Ama İyi Parti dışında kamuoyunda da öyle hani Sayın Akşener'e yönelik ya işte Akşener aday olsun işte Erdoğan'ı bu yener diye bir hani bir benim gözlemim yok. Onu göremiyoruz yani Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için olmadığı gibi. Ha Cumhuriyet Halk Partisi içinde ya da İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi içinde belli kesimler işte belki daha yönetici konumundaki partililer yani il örgütleri, ilçe örgütlerindeki yönetici düzeyindeki partililer Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını talep ediyorlar ve işte belediye başkanları aday olmasın. Şimdi diyor ki Ekrem İmamoğlu aday olmasın. Neden? Ya aday olursa işte belediye meclisinde AK Parti çoğunluğu var. Belediye AK Parti'ye geçer İstanbul Büyükşehir Belediyesi. E kardeşim karşılığında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanma şansı varsa yani Türkiye'nin genel iktidarını kazanma ve Türkiye'yi yönetme imkanı varsa bu yol açıksa, bu görülüyorsa araştırmalarda İstanbul Belediyesi'nin işte 8 aylığına, 1 yıllığına AK Parti'ye geçmesinin ne şeyi olabilir ki, ne kaybı olabilir? Yani orada Türkiye'nin iktidarını kazanacaksın. Öbür tarafta belediye işte 10 aylığına, bilemedin 1 yıllığına ki 1 yıl sonra biliyorsunuz belediye seçimleri yenilenecek. AK Parti'ye geçecek. Bunun ne kaybı olur? Olsun işte hani 25 yıl sonra orası alındı AK Parti'ye geçmesin gibi. Hani böyle gerçeklikten uzak bahanelerle İmamoğlu'nun ve işte Mansur Yavaş'ın Ankara'da da biliyorsunuz Ankara Belediyesi'nde de benzer durum var. Aday olmaması gerektiği böyle hani zorlanarak kamuoyuna anlatılıyor ve kamuoyu onların adaylığına karşı pozisyon almaya zorlanıyor. Dolayısıyla Millet İttifakı'nda böyle bir çelişki var. Millet İttifakı'nın ikinci çelişkisi işte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, parlamenter sistemi mi? Şimdi diyorlar ki işte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Ya güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceksiniz ama şimdi seçimlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde gidilecek ve seçim kazanılırsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre bir yapı kurulacak, bir hükümet kurulacak. Yani Cumhurbaşkanı seçilecek kişi tıpkı Sayın Erdoğan'ın yaptığı gibi bir kabine kuracak. Ya hemen işte tamam Cumhurbaşkanlığını kazandım ben. Hadi güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndüm. İşte şu kişiye de şu parti liderine de hükümet kurma görevi verdim diyemeyecek. Neden? Çünkü ortada anayasa var. Bu anayasayı değiştirmek kolay mı? Parlamentoda 360 milletvekili en az oluşması gerekiyor muhalefette ve bu 360 milletvekilinin de anayasa değişikliğini yani parlamenter kabul sisteme dönmeyi desteklemesi gerekiyor. Artı yetmiyor. Referanduma giderek milletin de bunu %50 artı küsürle onaylaması gerekiyor. Bunun için ne kadar bir takvim gerekiyor? İşte kimileri diyor ki 1 yıl, kimileri diyor ki 2 yıl, kimileri diyor ki 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Yani burada 360 çok kilit bir rakam muhalefet için. Dolayısıyla bu yönüyle de biraz gerçeklikten uzak. Şimdi son günlerde bakıyoruz. İşte Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Bir söyleyeyim mi ben 2 dakikada hemen? Sizi kesmek için değil ama buyurun. Bugün Muharrem Sarıkaya yani ne demişti diye biraz önce tam cümlesini arkadaşım gönderdi Seval. Anayasa eğer bir başbakan ve kabinesi olmasını şart koşuyorsa seçilmiş cumhurbaşkanı geçmişte de olduğu gibi mecliste sandalye sayısı en fazla olan partinin liderine hükümeti kurma görevini verir ve o da hükümetini kurar. Bunun için yeniden seçime gitmeye gerek yok. Seçilmiş cumhurbaşkanı da parlamentoda yoluna devam eder. Böyle söyledim. Bir plan böyle. Yani bir plan var ve ortada böyle bir plan. Yeni anayasa değişikliği ve sonra yani bu cumhurbaşkanının en yüksek oyu alan partiye hükümeti kurma görevi vermesi, sonra ittifakın o yönetime devamı gibi bir plan anlıyorum ben burada. İşte tamam Engin Altay'ın bu dediğini yapabilmek için önce anayasanın değişmesi gerekiyor. Evet. Yani yani 360 milletvekili. Evet. 360 bunu çıkarmanız milletvekili gerekiyor. Yoksa tıkanırsınız. Ne çıkarması gerekiyor? Cumhuriyet Halk Partisi, Millet evet. İşte şey İyi Parti, Saadet Partisi ve tabii diğer HDP şart vesaire. Anayasa değişiyor. Tüm muhalefetin evet. 360'ı bulması gerekiyor. Bugünkü yapılan araştırmalarda, kamuoyu yoklamalarında, anketlerde bu mümkün mü?
yani tabloya baktığında muhalefetin hani parlamentoda böylesine ezici bir çoğunluk elde etme imkanı pek görünmüyor. Yani bunu hani Faruk Bey daha iyi yorumlar bu şeyi. Yorumladı zaten. Hiç olmadık sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Buna şaşırmam dedim. Evet, bir de şu var. Hiç akla gelmeyen yine son sonuçlar günlerde olabilir. Her senaryoda dedim. Evet. Evet, bir de şu var. Son günlerde mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun önceki gün yaptığı bir açıklama var. İzmir'de yaptı yanılmıyorsam. İşte diyor ki Cumhurbaşkanı ittifak içinde yer alan partilerin liderleri seçilecek Cumhurbaşkanı'nın yanında olacak diye bir ifade kullandı Sayın Kılıçdaroğlu. Yani sanıyorum oradan şey kastetti. Yani Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını kastetti. Yani işte Millet İttifakı'nda kaç parti var? İşte bugün itibariyle bir başbakan da konuşuyor, konuşuluyor ya, başbakan parlamenter sistemde başbakan olacak. İşte parlamenter sisteme dönülünce o kadar. Engin Altay'ın dedi ama parlamenter sisteme dönülmeden yani mevcut durumda Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki diyelim ki bir kişi Cumhurbaşkanı seçildi. İttifakı oluşturan partilerin liderleri onun yanında olacak, birlikte karar verilecek dedi. Yani bir nevi koalisyon Cumhurbaşkanı gibi. Yani bir kişi Cumhurbaşkanı olacak ama işte dostlarımızla kazanacağız. CHP Genel Başkanı, İyi Parti Genel Başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı, belki Deva Genel Başkanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı o Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları olacak. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklamasından çıkardığım hani anladım, bunu demiş olabilir anladım gibi yorumluyorum. Ve kararı diyor alınacak kararı hatta birlikte alacaklar. Hatta bakanlıkları yazanlar yani, var. Evet. Yani bunlar hani hep sorunlu. Kafa karıştırıyor. Öbür tarafta ne var? Öbür tarafta bir Cumhur İttifakı var ve diyorlar ki adayımız Recep Tayyip Erdoğan, işte hani şeyimizde, sistemimizde mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, biz yolumuza devam ediyoruz 2023 diyor. Yani gayet bu net. Evet, 2023 hedefleri, hatta 2071 hedefleri vesaire. Yani gayet net bir şey var, durum var. Şeyde Cumhur İttifakı'nda bu yönüyle. Millet İttifakı'nda sistem tartışması var, adayın kim olacağı tartışması var. Cumhurbaşkanlığı kazanılırsa parlamenter sisteme nasıl dönüleceğine dair sorunlar var. Efendim seçilecek Cumhurbaşkanı'nın yardımcılarının kim olacağına dair işte bir takım işte spekülasyonlar var. O yardımcılarla o Cumhurbaşkanı'nın hani uyumlu çalışıp çalışmayacağına dair işte sorunlar var. Kamuoyunun görmek istediği Cumhurbaşkanı adayları var. Örnek Ekrem İmamoğlu, örnek Mansur Yavaş ama karar verici durumunda olan genel merkezlerin o işte İmamoğlu ve kamuoyunun talep ettiği adayları engellemeye yönelik işte iradeleri var. Bunu ifade ediyorlar kamuoyuna. Böyle gerçekten hani muhalefetin işi bu yönüyle zor ama bir an önce benim de hani kanaatim Faruk Bey'in söylediği gibi Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafa kafaya vererek yani bunu hani kamuoyuna açıklamasalar da kendi aralarında o tasarımı yapmaları, yani işte bizim adayımız şu kişi olacak diye kendi aralarında karar vermeleri ve işte seçimi kazanırsak şöyle yapacağız. Net bir yol haritasını en azından İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında, Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti arasında yani şey yapmaları, kararlaştırmaları ve böyle zaman zaman CHP ve İyi Parti yöneticiler arasında kamuoyuna da yansıyan hani işte rekabetimsi ya da işte hani birbirlerine laf sokucu tartışmalardan uzaklaşmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Gençler açısından da bir cümle söylemek isterim Ebru Hanım. Hı-hı. Gençler açısından da baktığımızda yani gençler bakıyorlar hani bu yeni seçmen dediğimiz, Z kuşağı dediğimiz işte 18-20 yaş çocuklarımız, ilk kez oy kullanacak çocuklarımız. Zaten işte 20 yıldır AK Parti yönetiyor. Bunların çoğu, büyük çoğunluğu zaten AK Parti iktidarında doğmuş ve işte bugün oy verme yaşına gelmiş kişiler çocuklarımız. Yani eskimiş bir siyaset kuşağıyla karşı karşıya onlar. Yani gençlere özel söylüyorum. Eskimiş bir siyaset kuşağıyla karşı karşıya. Çok farklı talepleri ve çok farklı dünyaya ve Türkiye'ye bakışları var. Ama onlar işte düşünün sosyal medyanın işte yasaklanmasını tartışan bir siyasetçi kuşağıyla muhatap oluyorlar. Ya da ne bileyim işte Diyanet İşleri Başkanı'nın anlamsız zaman zaman toplumu bölen, ayrıştıran işte açıklamalarıyla muhatap oluyorlar ve ya siyaset bu mu diyorlar. Böyle bir şey var yani gençlerle mevcut siyasi aktörler arasında da bir şey var, bir kopuş, bir ya da birbirlerini görmeme, birbirlerini anlayamama diye bir şey var, sorun var. Benim bildiğim gençler katı duruşu çok, yani katılığı çok mesafeli duruşlarında reddediyorlar, evet öyle bir durum var yani. Kemal Öztürk buyurun.
İttifakta genişleyebilir mi? Bir de Ali Babacan'ın, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Babacan'ın açıklamalarını, biraz parlamenter sistemin detaylarını konuşmak lazım. Biraz ittifak içinde olabiliriz. Algıladınız mı? Adaylık konusunda Faruk Acar'ın görüşlerini zaten dinlediniz. Parlamenter sistem, geçiş ve ittifaklar konusunu isterseniz size sorayım. Arka arkaya bu kadar çok konu, ittifaklar ne olacak sorusu belki size yorumlarınıza bugünkü şimdi ben, son yorum olur. Buyurun. Muhalefetin kafasının netleşmesi, yöntemlerinin belirlenmesi ve bunların yazılı bir kurallar halinde bütün ittifaka katılacak ya da ittifakla hareket edeceğini söyleyen partiler arasında bir uzlaşmaya varılmasının acil olarak gerçekleşmesi gerektiğini savunuyorum. Sebebi de şu, Cumhuriyet Halk Partisi acil seçim çağrıları yapıyor, erken seçim çağrıları yapıyor. Diyelim ki AK Parti ve MHP törenlerde, hadi peki gidiyoruz o zaman Kasım ayında seçime dediğinde ne olacak o zaman? Ortada aday yokken, ortada adayın belirlenme usulü yokken, parlamenter sisteme nasıl geçileceği bilinmiyorken, AK Parti'nin erken seçime gitme kararı aldığını varsayarsak nasıl bir pozisyonla karşı karşıya kalacak muhalefet? Bana göre felaket bir sonuçla karşılaşmış olacak. Yani 3 ay sonra, 4 ay sonra bir seçim olduğunda apar topar aday belirleme, efendim ittifakları belirleme, bunların hepsi problem olacak. Eğer erken seçime inanıyorlarsa erken seçime göre hareket etmesi gerekiyor. Bana göre muhalefetin erken seçim çağrıları gerçekçi değil bu yüzden. Erken seçim çağrısı yapanın erken seçime hazırlıklı olduğunu göstermesi gerekiyor. Adayıyla, sistemiyle, yöntemiyle, parlamenter sistemin nasıl geçeceğini anlatmasıyla. Düşünün ki muhalefette zihnimizde kalan en önemli vaat ve en önemli politik argüman güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz argümanı. Bunun haricinde seçmenin, vatandaşın kafasında seçim olduğunda muhalefet ne yapacak sorusunun karşılığı çok fazla yok. Orada bir karışıklık var o yüzden. Ama ben erken seçim çağrısının gerçekçi olmadığını, sadece iktidarı sıkıştırmaya yönelik bir retorik olduğu kanaatindeyim. Muhalefetin erken seçime hazır olduğunu ve çok istediğini de düşünmüyorum şahsen. İttifakın genişlemesi ve yapısıyla ilgili belirsizlik hala sürüyor. Yani Saadet Partisi bile o ittifak içerisinde, bu arada Oğuzhan Asiltürk'e Allah şifalar versin, geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Türkiye'nin çok önemli bir siyaset duayenidir kendisi. Sayın Oğuzhan Asiltürk ile Temel Karamollaoğlu arasında bile ittifak, hangi ittifakın içerisinde yer alacağı konusunda bir tartışma varken İYİ Parti'nin ve Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin ittifaka nasıl gireceği konuları henüz belirlenmemişken bir genişleme şu anda beklemiyorum. Benim anladığım kadarıyla iktidardan seçimle ilgili, yani bir sinyal almadan muhalefet toparlanamayacak. Kendisini, kurallarını, yöntemlerini net olarak belirleyemeyecek gibi gözüküyor. Yoksa bu kadar erken seçim isteyen bir muhalefet partisinin her şeyiyle erken seçime hazır olduğunu da göstermesi lazımdı. Ben ittifakların, yeni ittifakların doğacağını, önümüzdeki günlerde farklı ittifakların olacağını eskiden beri söylüyorum. Özellikle bir lokomotif partiye ihtiyaç vardı. Sayın Meral Akşener'in siyasi inşaatının yeni bir ittifak kurabilecek bir lokomotif gücüne doğru ilerlediğini şahsen görüyorum. Fakat bunu Sayın Akşener'in şahsında görüyorum. Kendi partisinde böyle bir insicam, böyle bir güç ve böyle bir dinamizm şahsen görmüyorum. Ama Sayın Akşener'in liderliğindeki, siyasi duruşundaki, söylemlerindeki etkiyi şahsen sahada, toplumda görüyorum. Acaba Sayın Akşener'in liderliğinde bir üçüncü ittifak oluşabilir mi? Bu ihtimalin de her geçen gün zayıfladığı kanaatindeyim. Yani daha fazla yakınlaşma isteğini, liderler düzeyinde yakınlaşma isteğini de görüyorum. İYİ Parti'den neden ısrarla ittifaka yönelik çatlatıcı açıklamalar da yapılıyor? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu da anlamış değilim. Yani mecburlar aslında birbirleriyle ittifak yapmaya. Buna rağmen alt kadrolardaki bu açıklamalar
ittifakın insicamını bozduğu için iktidar da buraya oynuyor haklı olarak. Bana göre de başarılı şeyler de yapıyor bu ittifakın insicamını bozmak için. Ama ondan daha fazla her iki partinin içerisindeki farklı fraksiyonların, farklı kolların ikide bir aykırı açıklamalar yaparak, polemik yaratarak, farklı tartışmalar çıkartarak Millet İttifakı'nda bir güç, bir umut, gelecek için bir güçlü alternatif olma algısını zedeliyor. Bunu kendileri yapıyorlar. Aslında iktidara çok fazla ihtiyaç da yok. Anladım. Bir an önce ittifakın netleşmesi, parlamenter sisteme geçiş için yalın bir yol haritasının, anlaşılır bir yol haritasının sunulması, en azından ittifak bileşenlerinin ortak açıklamalarla devamı faydalı olabilir görüşünde birleştik derken. Çok teşekkür ediyorum bugün için, desteğiniz için, yorumlarınız için. Faruk Acar, Engel Araştırma Şirketi Başkanı, sağolunuz. Bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Habertürk yazarı, gazeteci Kemal Öztürk, çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar bu arada Rize'ye diyelim. Kısa bir ara toparlayacağız. Tamamlıyoruz para gündemi bugün de. Sözü Hülya Köne'ye bırakacağız. Tüm gelişmeler Habertürk ekranlarında olacak. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.